İlk telefon geliyor sevgili dinleyenler. Böyle başladı. Hastasına duyurulur. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Enteresan bir hikaye sahibisiniz galiba. Ben valla evet, merakla dinliyorum. Ben buradayım. Bir değildi, iki tane aslında da. Hiç önemi yok, buyursunlar. Böğü için tam beklediğimiz şeyler bunlar. Ben buradayım. Buyurun. Bana bir ihtiyacınız, tamam, bana bir sorunuz olursa siz benim adımı söyleyin. Buradayım ama haricinde çok böyle sormamız gereken bir şey olursa ben bölmeyeceğim ki akışkanlığı bozulmasın diye. Sizi dinliyoruz, tamam, yani Can Kulay'la. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle ismim Cengiz, Ankara'dan yaşıyorum. İstanbul'da daha önce yaşıyordum da. Son 5 senedir Ankara'da yaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben size. İnşallah korkmazsınız. Bu kadar söylüyorum, hala da yaşıyorum bu olayı. Hatta şu an konuşurken bile tüylerim diken diken olmayı bırakın. Hani sanki böyle bir heyecan gibi değil de. Yani heyecan var ama korku demeyelim buna. Çünkü ben alıştım artık. Her gün yanımda. Öyle söyleyeyim. Çoğunlukla gündüzleri hep yanıma geliyor. Ve saat de vereyim ben size. Saat işte 6 ile 10 arası. O şekilde söyleyeyim. Gündüzleri? Hayır, akşam. Ha, akşamları. Ya gündüzleri belirli bir saati var. Ama şöyle söyleyeyim, sabah 8'den akşam 6'ya kadar belirli bir saatte sadece bir 5-6 dakika yanıma geliyor. Yanıma geldikten sonra çıkıp geri gidiyor. Yani ne iş yaptığını da söyleyeyim mi yoksa? Kim efendim yanınıza gelen? Biz isterseniz hikayeyi anlatın. Direkt böyle şöyle bir şeyden ortadan geliriz. Tamam. Buyurun. Tamam. İlk hikayeyi anlatayım ben size. Evet. Sene 1991 falan, 5 veya 6 yaşındayım. Hani o zamanlar zaten çocuklar hani altın ıslatır falan ama bende öyle bir şey yoktu. Bizim yanımızda yeni yapılan bir tane 3 katlı bir bina vardı. Bizim binamızda bayağı bir eskiydi. Neyse, birinci giriş katta onun bir üst balkonu tarafı, yani bir üst katı oraya bir kiracı falan gelmişti. Saat 12.30 falan da 11.30-12.30 arasıydı. Biz yatıyorduk işte, o zamanlar bilirsiniz somyalar falan vardı, yani çekyat gibi. İşte ikiz kardeşimle beraber ayak ucunda yatardık. Saat 11.30-12.30 arası işte annem işte geldi, kontrol etti bizi, işte üstümüz açıldı falan. Neyse, su getirdi. Suyu getirirken ben birden camı, yani pencereyi araladım, anne var ne yok diye. Çok hafiften pencere yani perdeyi araladım. Ve karşımda, ya bilmiyorum nasıl, inanır mısınız inanmaz mısınız da, Azrail'i gördüm. Oğrağ'la beraber. O şekilde söyleyeyim. Nasıl abi, ne gördüğünü tam olarak bize bir anlatsana. Şöyle söyleyeyim o zaman. Yani Azrail'i ben size şöyle göstereyim. Normal bildiğiniz siyah pelerin. Evet. Dişleri falan yok. Yüzü, komple yüzü ama gözlerini gördüm. Direkt kıpkırmızı. Zümrüt kırmızısını bilirsiniz ya, yakut kırmızısı. Onun gibi gözleri. Direkt hani bana bakıyordu veya bizim eve doğru bakıyordu. Neyse tekrardan perdeyi kapattım. Acaba dedim uyku sisteminden gözüne bir şey mi yapayım? Gözümü biraz ovaladım. Tekrardan perdeyi araladım ve tekrardan oradaydı. Ve bana bakmıyordu. Direkt yandaki o kapıdan, kapıda demeyeyim ben size de, duvardan içeriye girdi. Ve bir daha da çıkmadı oradan. Ondan sonra anneme hiçbir şey demedim. Ve sabah oldu. Sabah olduktan sonra çok affedersiniz, altımı ıslatmışım korkudan. Ve o ev, sabah halinde o evden bir tane cenaze çıktı. O öyle sizin aynen, girdiğini gördüğünüz evden. Aynen, girdiğim ya komşu ya karşı karşıya, yani aramızda bizim pencereler arasında 20-25 metre falan var. Ve oradan sabah halin cenaze çıktı. İşin ilginç olanı, yani şöyle söyleyeyim, ben o yaşlarda altımı ıslatmazken 6 yaşından 15-16 yaşına kadar ben altımı ıslatmaya devam ettim. O günden öyle sonra. Düşün. Aynen o günden sonra. Sonra doktora gittim. Doktor işte bir takım ilaçlar verdi. Sonra kurtuldum. Ya bu olay böyle oldu. İkinci olayı anlatayım ben size. İkinci olay define olayı. Buyurun. Sizin de sevdiğiniz bir olay. Define olayı. Yani hikayeleri çok benzer oluyor defineler. İnşallah sizin ama de farklı. Ama benimki de farklı. Buyurun. Nasıl farklı? Şöyle söyleyeyim Serdar Bey size. 2017'nin Nisan ayı. Sadece ili mi söyleyeyim yoksa söylemeyeyim mi? Sadece il söyleyin, nokta tamam, atışı yapmayın. Tamam. O zamanlar ben Güngören'de oturuyordum. İstanbul'da 2017'de. Bir define olayı falan dediler. Ben de tamam dedim, hani dedim bakalım.
o zamanlar. İşte para kazanacağız ama paraya da çok sıkıştığımız var. Bu arada benim şunu da söylemem gerekiyor. Buyurun. Zaten canlı yayındayız. Bu define ve benzeri kazı olayları izin alınmadığı sürece yasaktır. Benim bunu... Tabii aynen yasak. Evet, aynen. Benim bunu söylemem gerekiyor. Sizin de biliyor olmanız lazım ey ki sevgili dinleyenler. Define ve benzeri kazı olayları izin almadan yapıldığı sürece yasak. Bilginiz olsun. Bunlar çok izinle. Çok büyük suçu da var yani. Çok evet. Da büyük suçu vardır. Bilginiz olsun. Neyse Serdar Bey, 2017 Nisan ayında işte geldiler dilerken böyle tamam dedim. Çanakkale'de bu yer. Çanakkale'ye gittik. Bir köy gibi diyeyim ben size ama tepede kalıyor böyle. Gittik oraya. İşte iki tane abi geldi Antalya'da. Dediler ki Cengiz böyle. Tamam abi hadi gelin. Sen biliyor musun? Biliyorum abi. İçeri gidip bize video çekebilir misin dediler. Çekerim tamam, her şey güzel. Abi girdim içeriye. 11,5 dakikalık video çekiyorum. Tek başına yani mısın içeride? Tek başıma girdim içeri ama hiçbir korunak yok. Hiçbir korunak yok çünkü. Hani girdim, girdim dediğin şey ne mesela? Bir mezar mı? Siz mesela radyo kapısından içeri giriyorsunuz ya odanıza. Evet. İçeriden kapıdan içeriden bir 30-35 metre derine giriyorsunuz. Öyle düşünün. Yerin altına doğru. Yerin altına doğru. Yani yokuştan aşağı doğru yürüdüğünüzü farz edin. Tamam. Ondan sonra içeri doğru girdim. Böyle bir elimde de ufak bir fener var. Fenerden telefonla gidiyorum işte kameraya çekerek. Sesimi çıkartmıyorum. Light'i gördüm. Light'i gördükten sonra hani bir 10 dakikalık light'e böyle dolaştım. Kapıyı arkama aldım ve bir daha çekim derken karşımda onu gördüm. Onu görünce tövbe bismillah dedim. O dediğiniz bana, abi o dediğiniz. Cin. Dişi bir cin. Dişi bir cin. Aynen tarif edebilirim sana. Alalım ufaktan. Şöyle söyleyeyim. Siyah penerinli. Evet. Penerinin önünde saçları böyle hani kızlar sarkıtıyor ya saç önlerinde. Hı hı. Onun gibi düşünün. Dişleri köpek dişi, sıkı ama gümüş. Gümüş. Parlıyor yani. Gümüş olduğunu ben sana bu yemin edebilirim ya. Gümüş. İlk önce bir şeyler konuştu. Anlamadım. Ardından ben de Türkçe konuşmaya başladı. Olayın ilginç yanı aslında buradan sonra başlıyor. Gördüğümü demiyorum. Olayın ilginç yanını söyleyeyim ben size. Biraz uzun hani kısa anlatmaya çalışacağım. Yo valla merakla dinliyorum. Özellikle Türkçe konuşmaya başladı dedikten sonra. Türkçe konuşmaya başladı. İlk önce biraz konuştu. Ondan sonra ben de konuşmaya başladı. Senin dedi burada ne işin vardı? Cengiz dedi. Dedim annem buraya dedim. Bunu görmeye geldim dedim. Adınızı ama falan rahat... biliyor yani. Tabii söylüyor. Açık açık konuşuyor böyle Türkçe. Dedi ben de seni buraya rahatsız etmeye gelmedim. Biliyorum dedi, paraya ihtiyacım vardı, evet dedim. 500 lira mı ihtiyacım vardı, evet dedim. Beni de dışarıdan beraber geldiğimiz abiler de 500 metre ileride bekliyorlar. Onu da ben sana söyleyeyim yani 500 metreye yakınına yaklaştırmadılar beni. Hani söyledim onlara gelmeyin diye. Neyse abi içeri girdim. İşte konuşuyoruz böyle. Bildiğin seninle nasıl konuşuyorsak bu şekilde. 500 liraya ihtiyacım vardı. Ailemde sıkıntım vardı. Evet para yüzünden dedi. Kanlı canlı evet, böyle dedim. Karşınızda sanki yani. Aynen abi. Ya işte diyorum ya sana bu şekilde konuşuyoruz seninle. Nasıl konuşuyorsak aynı o şekilde. Neyse abi elimde şöyle söyleyeyim ben sana. Fener var. Telefon var ama fener nasıl diyeyim ben sana şöyle söyleyeyim. Hani bildiğin oda ışıklığı var ya. Oda ışıklığı gibi düşün. Sanki böyle aydınlanmış. Sanki 100 tane ışık var. Ve ışıklanma aydınlanmış. Sana şunu da söyleyeyim Serdar Bey. Normalde benim girdiğim odan şeyi 1 ile 1,5 metre arası. Ama kendisinin boyu 3,5-4 metre. Şimdi sen diyeceksin ki buraya nasıl sığıyor? Onu işte onu da ben de çözemedim. Artık burayı siz düşünün. Neyse içeri girdim konuşuyoruz. Bana şunu söyledi. İşin ilginç olayı şu. Çok özür dilerim abi. Girmiş buyurun. Olduğunuz odanın yüksekliği 1,5 metre. 1,5 metre kendisi 3,5-4 metre. O zaman kafayı falan göremiyor musunuz yukarıda mı? Kafayı görüyorum. Bak gene söyleyeyim. Burayı işte dikkatli dinle beni. Ben şöyle söyleyeyim. Ya fizik kurallarına aykırı şeyler. Aynen öyle. Aynen fizik kurallarına aykırı. Yani ben şöyle hafiften böyle boynumu eğerek yürüyorum. Benim boyum 1,79. Kendisinin sanki böyle ben de boynumu bu şekilde 1,5 metrelik bu şekilde boynumu çıkartıyorum yani. Kendisi 3-4 metre boyunda. Ondan sonra neyse bana işte paraya ihtiyacım vardı. Evet ailemle falan derken 500 liraya ihtiyacım vardı. Telefondaki videoyu da sileceksin dedi. Ben de ama dedim bu videoyu vereceğim ki dedim. Silmem hani para kazanacağım. O zaman da beni çok iyi dinle dedi. Gideceksin de videoyu da dışarıdakilere göstermeyeceksin. Senden bu videoyu isteyen adama dedi. Kendin atacaksın dedi. Bak abi burayı çok iyi dinle. Hani izleyiciler de dinlesin. Ömer hocam da dinliyorsa eğer burayı çok iyi not alsın.
ben adamlara parayı vermedim. Videoyu vermedim. Ve bana şunu söyledi. Yanımdaki adamlar sana dedi hiçbir zaman sana dedi zarar veremeyecek. En ufak bir elini kaldırmada dedi benden onlara gerekeni yaparım dedi. Biz üçüsü gelmiştik. Tamam dedim ben de. Abi gittik adamı aradılar. Abi dediler böyle böyle. Hani görüntülü konuşuyoruz böyle. Ben de telefondan işte şeyi gösteriyorum. Ama içeri ben ışıkla giriyorum. Ufak bir fenerle. İçerisi nasıl biliyor musunuz? Telefonda. Adamlar bile inanmadı sanki böyle bildiğiniz odanın ışıklığı gibi. Yani zifir karanlık yok. Bildiğiniz hani apaydınlık bir yer. Gündüz gibi düşünün. Yani. Aydınlık ama fener aydınlığı değil yani. Değil fener aydınlığı değil. Onun bir yardımı oluyor bana orada. Net görsünler diye. Neyse adam bana şey yaptı. Konuştuk işte bu alıcı tarafı. Dedi ki Cengiz dedi ben de tamam kardeşim dedi. Sana dedi ben paranı vereceğim dedi. Hatta sana dedi şimdi dedi hesabına dedi bir miktar para atacağım. Yanındaki insanlara hiçbir zaman vermeyeceksin dedi. Çok özür dilerim. Kim dedi bunu? Bu alıcı. Alıcı yani dedi. Alacak adam. Aynen. Tamam. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Burayı altını çizerek söylüyorum. Burayı not al. Serdar Bey. Bunu söyletiyor. Karşıdaki adama söyletiyor alıcıya. Yanındaki cin. Onu özellikle söyleyeyim ben sana. Şimdi adam ben tanımıyorum. Adam işte bana diyor ki ben sana şu kadar para atacağım dedi. Tamam dedim ben de. Yanındakilere kesinlikle vermiyorsun. Hatta yanındakiler bu para yüzünden ben kavga ettim. Ama sanki bir şey olmuş gibi adamlar sessiz sakin duruyor. Neyse abi adamla konuştuk ettik. Adam dedi ki bana Cengiz işte hemen ilk uçakla geleceksin şunu yapacaksın. Abi ben ilk uçakla Çanakkale'den Ankara'ya geldim adamın yanına. Yani hiç tarifesiz yani. Ben sana yol paranın yüksek bir miktarda para gönderdi bana. Üçümüz bindik uçağa hemen gittik. Adamın yanına gittik. Adam videoyu göstermeden önce bana buradaki kar payın ne kadardı? Ben dedim bir miktarı söyledim. Hiç tereddütsüz etmeden hemen hesabıma parayı attı. Hiç tereddütsüz etmeden bana parayı attı. Ben oradan ayrıldım. Ama dolar olarak attı parayı. Oradan ayrıldım. Ondan sonra bu adamlar tek adamına sataşmaya çalışınca en sonunda bu adamlar artık bir şey yaptı yanındaki. Dedim ne yapayım dedim. Hani şimdi bana karışıyorlar yanındakine söylüyorum. Şöyle söylüyorum telefonda konuşmuş gibi adamlar çaktırmasın diye. Telefonda konuşmuş gibi. Sen diyor hiçbir şey yapma ben onların hakkından geleceğim dedi. Abi bu adamlar Antalya'dan geldiğini söylemiştim sana. Adamlar paramı aldım çıktım gittim. O adam kalp krizinden ölüyor. Ve giden benimle gelen Antalya'dan gelen adamlar da Sakarya'da. Sakarya çıktıktan sonra. Tamam Pamukova'da, deme adres verme öyle o çok. O yani, hayır, yok numarası bu sanki. Şey şöyle söyleyeyim o zaman. Sakarya'da gişeleri geçtikten sonra trafik kazasında ölüyorlar. Tövbe estağfurullah. Şimdi çok affedersin de abi eğer yani böyle bir şey varsa senin yani birilerine gidip bunu söylemiş olman lazım gittim. Gelmiyor mu? Gittin. Gittim. Aksaray'da bir tane hoca var. Hatta yengemin kardeşi, kız yani, kardeşi de. Çok özür dilerim abi samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Yani buyurun. Bunun böyle bir şey olacağını söylemiş. Acaba gidip anlatmanız gereken kişi hoca mı olmalı? Valla bilemedim ya ben. Ya şöyle yani. Söyleyeyim. Ben şimdi bunu ailemden saklıyorum. Hatta dün bile yaşadım bu olayı. Sabahleyin. Onu da anlatacağım ben size. Ben bunu ilk önce kime anlattım? Benim sevdiğim bir tane abim vardı. Hı. Yani o da bu imam değil ama böyle hani 5 vakit namazında dindar bir adam. Yani deseler ki bu parmakla gösterecek bir adam. Dedim abi böyle böyle. Evet abi. Konuştu Cengiz dedi böyle böyle dedi kardeşim. Sana dedi musallat olmuş. Dedim abi bana zararı yok. Zararı yok dedim. Yani şimdi bir de şu sorular var Cengiz abi. Çok buyurun. Affedersiniz kestim özür dilerim. Hani siz günümüzde de devam ediyor. Günümüzde de görüyorum falan diyorsunuz onu ya. Onu da anlatayım. Evet. Şimdi 2015'ten 2017'ye kadar 2 yıllık bir ilişkim vardı benim. Evet. Onu da söyleyeyim ben sana. Bu define olayına girdikten bir hafta sonra sevgilimle çok şiddetli bir tartışma yaşadım. Nişanlım demeyeyim sevgilimle nişanlanacaktım. Ve nişanlım benden ayrıldıktan 2 gün sonra başka biriyle evlendi. O kadar söyleyeyim ben sana. Sevgili, sonra senden ayrıldıktan 2 gün sonra başkasıyla evlendi. 2 gün sonra başkasıyla evlendi ve ben bu bana yanıma geldikten sonra benim en uzun ilişkim 20 bilemedin bir ay. Hatta dün 3 günlük bir ilişkim vardı. Kız bana sadece bir şey söyledi. Ben de o anda artık ağzımdan nasıl kötü kelime küfür yok. Hakaretler ediyorum şunu yapıyorum kızı def ediyorum. Yani ben onu söylemiyorum bana söylettiriyor resmen. Yani 3 gün bile olmadı kızla tanışalı kızdan ayrıldım. Yani sevgilim olan kızdan ayrıldım yani. Hala ben görüyor musun fiziki olarak? Tabii ki görüyorum. En son dün sabah. Dün sabah gördüm en son. Ne oldu mesela? Nasıl bir diyalog oldu aranızda? Annemin kılığına girmişti.
Ha, kılık da değişiyor. Yani o ilk şimdi, gördüğünki gibi değil yani artık. Yok değil. Şöyle söyleyeyim ben. Yok, normalde ilk gördüğüm gibi benim gözüküyor. Sabahın anneme görmüştüm bu sabah. Benim annemden babam ayrı yatıyor. Neden ayrı yatıyor onu da söyleyeyim ben sana. Nisan ayında babam Kadir gecesinde şekerden dolayı sağ ayağı kestirildi bu arada. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Teşekkür ederim. Şimdi. Babam rahat olması için, hani rahat rahat yatabilmesi için, durumu çok iyi. Sabah saat 7'de kalktım ben. Lavaboya girdim. Oradan hani köpekler nasıl uğuluyor? Uğulama sesiyle annemin sesini duydum. Cengiz diye bağırdı. Şimdi benim annemin uykusu çok ağırdır. Nasıl gördüm bunu? Annem yatak odasının kapısından bana şöyle kafasını, sadece kafasını gördüm. Kafasını gösterdi. Aynı şekilde dişleri gümüş. Kendisinin gözleri normal annem gibi ama dişleri gümüş. Köpek dişi gibi. Benim annemi gördüm. Kafayı geri çekti. Hemen geri gitti, yattı. Annemin yanına gittim koşa koşa. Anlatırken bile tüylerim şey oluyor böyle, hani ürperiyorum. Hani biliyorum çünkü o birazdan yanıma gelecek, eve gelecek veya sabaha karşı geliyor ezandan sonra. Ha, yine biliyorum, geliyor. Yani geliyor. Biz... Ama dediğim gibi bana zararı yok. Bunun üstüne basa basa söyleyeyim, bana zararı yok, sadece kısmetim kapalı. Onu açık açık söyleyeyim. Yani ben bir ilişki yaşayamıyorum. Bunu sordunuz mu hiç kendisine? Ya sordum. Ben artık seninim diyor, sen benimsin diyor. Ben seni artık kimseye istemiyorum diyor. Kimseyle birlikte olmayacaksın diyor. Yani çok affedersin, canlı yayındayız ama... Hani, deme, affedersin de başladığına göre denilmeyecek bir şeydir, deme. Yok, öyle hani şey değil. Rüyama bile artık başka şekillerde giriyor. Ya bana diyor ki şunu söylüyor, yani bildiğin Türkçe konuşuyoruz. İstediğin kadını söyle, onun diyor kılına girerim diyor. Ama sen artık benimsin diyor, ben seni kendime bağladım diyor. Yani düşünün, böyle ya, de söylüyor yani, istediğin kişiyi söyle onun... Söylüyor, resmen söylüyor. Ya iş yerinde tanıştığım bir kız vardı... Onunla bile 2 gün sonra aram bozuldu. Ya düşünün yani. 3 günlük sevgilimden ayrıldım. Ama nasıl ayrıldım? Yani ağza alınmayacak hakaretleri ben sana etsem, emin ol en iyi arkadaşım olsam nasıl beni aramasın dersin. Beni bir daha arama dersin. O kadar söyleyeyim ben yani. Hani erkek söylenecek hakaretler bile etmesem bile öyle bir şeydir. Velhasıl şöyle söyleyeyim ben tekrardan. İşte annemin şeyini gördüm. Yüzünü. Annemi kaldırmaya gidiyorum derken annem horluyor. Şimdi annemin uykusu ağır. Ondan önceki günde, şimdi babam normalde ben lavabona çıktıktan sonra kapıyı kapatırım, üstümü falan giyerim. Normalde lavaboya girdikten sonra tam çıkarken böyle koridorda yürüme sesleri duydum. Şimdi babama bakıyorum, babam bastonla geziyor. Normal iki ayak sesi gibi geziyor böyle. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Annemin yatak odasına gidiyor. Annem içeri girmiyor ama. Tekrardan babamın yattığı odaya geliyor. Şimdi bakıyor ama ayağı da gördüm. Gölgeliği gördüm ışıktan dolayı. Şimdi gölgeliği gördüm. Holin ışığını ben açık kapı bırakırım. Babam akşamları lavaboya girer diye. Yani ondan sonra şimdi bir şey diyemiyorum aileme. Hatta dün akşam bana mesai saatinde gene gözüktü. Saat 6'dan sonra yani 7:30-8 gibi bana gözüktü. Yanıma geldi. İyi misin dedi. İyiyim dedim. Var mı sıkıntın? Yok dedim. Ya böyle bildiğin sohbet ediyoruz yani arkadaş gibi. Ama şu kıza bakmayacaksın dedi. O kıza söyle dedi. Bir daha seninle muhatap olmayacak dedi. O kıza da artık aram bozuldu. Yani bütün kızlarla artık hiçbir şey yapamıyorum. Yani geliyor yanıma. Hani ki benim arkamda çalışan ablam var. Önümde çalışan abim var. Kulaklığı takıyorum. Müzik dinlemiyorum. Telefonda konuşur gibi yanına geliyor. Oturuyor. Onunla sohbet ediyorum. Hani beni deli zannetmesin. Yok abi, bir şey söyleyeceğim. Diğer insanlar görüyor mu onu? Hayır, görmüyor. Diğer insanlar tek, görüyor. Tek hiç, ben, tek ben. Bir şey, hiç çekmeyi denedin mi kameraya filan ya da fotoğraf gibi? Çektim. İşte asıl konu bu. Asıl can alıcı konu bunu en sona bıraktım. Hani light'e girdim demiştim ya. Evet. Kendisini de çekmiştim gizliden. Evet. Yalnız telefonu hani adamdan para aldı falan dedim ya. Evet. Telefondan adam beni görüntüler ararken görüyor ama benim yanındaki adamlar videoyu göremiyor. Kendisini göremiyor. Ama adam görüyor. Alıcı olan adam var ya. Evet. O adam gördü. Ona zaten parayı bu cin ödetti diyorsun onun için herhalde. Aynen öyle. Adam gördü, cin ödettirdi. Adam gördü. Adam gittikten gördü videoyu. Videoyu gördükten sonra hatta bana söyleyeceğiniz yanında biri daha mı vardı? Evet dedim abi, biri daha var dedim. Yanındakilere söylemedim ama. Biri daha vardı. Tamam dedi, sıkıntı değil dedi. Adam parayı verdi ve parayı verdikten akşam üzeri adam kalp krizden öldü. Ve o iki adamla Sakarya gişeleri geçtikten sonra trafik kazasında ölüyorlar. Peki ne olacakmış hiç? Yani bu böyle devam mı edecek? Böyle devam edecek. Yani hocaya da gittim.
Dedim hocam böyle böyle Aksaray'da bir hoca vardı. Hatta yengemin kardeşi, kız kardeşi o dergah şeydi. Onun bir hocası var. Abi çok böyle nokta atışı yaparak anlatacaksın diye çok şey yapıyorum. Yok, onun yok, için... yok emin ol. Onun ben farkındayım. Nokta atışı yapmayacağım. Tamam. İşte dedi hocaya söylemiş. Demiş hocam öyle böyle. Ben demiş hani eniştenin erkek kardeşi var böyle böyle diye. Tamam demiş gelsin bakalım. Gittim. Hocanın ismini vermeyeyim ben size. Hani nerede olduğunu da söylemeyeceğim. Gittim hocanın yanına dedim. İşte beni gördü. Yanındaki seni niye bırakmıyor dedi. Dedim o bana aşık. Sen ona aşık mısın dedi. Alıştım dedim. Aşık mısın dedi. Alıştım dedim. Aşık mısın diyor bana hoca 3 defa. Ben de 3 defa alıştım dedim. Sonra bana şey yaptı. Bir muska verdi. Ama dedim muska verdi sakın koynundan çıkarmayacaksın dedi. Tamam dedim ben de. Ondan sonra muskayı verdi. Bir gün ne oldu? Duş alacaktım. Duş aldım. Hatta bana kızdı. Sen niye buraya geldin dedi. Yanımda oturuyor. Hoca da görüyor. Hatta bana dedi, sen niye buraya geldin dedi. Hoca diyor ki sana ne dedi. Benim misafirim dedi. Hoca görüyor ama biliyorsunuz zaten. Benim misafirim dedi. Sonra bana dedi senin misafirin olabilir ama bu da dedi benim dedi. Senin değil dedi. Bu artık benim dedi. Ya dedi bunu dedi terk edeceksin ya dedi seni burada öldürürüm dedi. Sen beni öldüremezsin dedi. Ben bunu dedi, sana dedi söylüyorum dedi. Bu artık benim dedi. Görürsün sen de. Abi muskayı verdi bana eve geldim. Yanımda yok. Ama nasıl huzurluyum? Sanki böyle hani nasıl derler çocuğu olmuş sevinirsiniz ya o şekilde huzurluyum yani. O şekilde bir sevinçlim var. Abi geldim eve akşamleyin duş alacağım. Duşu aldım muskayı çıkardım muska yerinde yok. Anneme söylüyorum annem muskayı sen mi aldın? Yok oğlum diyor. Ablama söylüyorum abla diyorum sen mi aldın? Yok diyor. O zaman tabi İstanbul'daydık. Sen mi aldın diyorum yok dedi. Sen mi aldın yok mu dedim. O zaman gitti sonra yanıma geldi. Hatta duştayken de geldi yanıma. Muskaya geldim odaya baktım yanıma geldi. Ne oldu neyi arıyorsun dedi. Dedim muskayı. Muskayı ben aldım dedi. İyi dedim ama dedim o beni senden koruyordu. Benim sana zararım oldu mu diyor. Hayır dedim daha çok faydan oldu. O zaman dedi. Ben de bir şey demedim. Ya ondan sonra hep görmeye başladım. Hani şöyle söyleyeyim emin olun deseniz ki de bana. Cengiz çık şu mezarlıkta uyu desen gece vakti gider şey uyurum. Deseniz ki Cengiz git şu mağaraya gir içeriye. İçeride hani köpek de olsa, aslan da olsa, hayvan da olsa, cin de olsa gir içeriye. Sabaha kadar dur isteniz gözü kapalı durarım. Çünkü niye? Yanımda olduğunu biliyorum. Onun bana zarar verecek şeylerden koruduğunu da biliyorum. Hani beni koruyor çünkü şu an. Anladım peki. Geçmiş olsun denir herhalde. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun abi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hikayenizde bizimle paylaşmış olduğunuz için. Ama değişik, enteresan bir olay. Evet. Yani buyurun. Enteresanlığı... Biliyorum hani millet hani şimdi sizin ben videonuzu izliyorum. Like'ımı da atıyorum. Teşekkür hatta ederim. Hatta şey var sizin şöyle söyleyeyim. Müzik bir tane program indirim. Emin olun. Emin olun. Bütün her şeyinizi izledim. Sağ hatta olun. Komik videolarınızı hatta şu Levent olayı var. Onu izledim ben. Dinledim. Hani şeyle beraber. Ama en çok sizin şu bö programında etkilendiğim tek bir yer var. Ondan sonra zaten size ulaşmaya çalıştım ki ulaştım da. Adam hani otobüs şoförü, kamyon şoförü adam diyor yani hani hep yanımda. Hatta telefonda canlı yayında bile adam yanımda dedi abi ya. Abi doğrudur hani... o kadar çok hikaye dinledik ki böyle tam böyle harfi harfini hatırlamıyorum ama benzeri aynen. Hikayeler dinledik. Aynen onu dinledikten sonra dedim ben dedim şu hikayemi anlatayım en azından içinde kalmasın. Ne olacak ne olmayacak onu da bilmiyorum. Ya birazdan zaten kendime yanıma gelir zaten onu. Peki sağ ol. Geldiği zaman bir ricam olabilir mi sizden? Tabii buyurun. Söyleyin de şu Bö'nün izlenmesine de bir el atsın olur mu YouTube'da? Tamam şu Bö programı Adem burayı internete verirken de kesme. Tamam abi siz de rica ediyorum söyleyin şu Bö'nün izlenmesine de bir el atsın. Bir de tamam. Bir de Bö'yü izleyip de beğenmeyenler için yani beğeni bırakmayanlar için ne olsun internetleri kesesin bunu da sağlayabiliyorsun aynen, şayet. İnternetleri kesin. Tamam. Evli olanlar kaynalanla otursun. Tamam peki hadi öpüyorum sizi görüşürüz. Son bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi bu varlıklara, mübareklere inanmayan insanlar vardır. Hı. Şimdi buradan abi da... yok işin o kısmına girmiyoruz. Bizim her şeye saygımız var. Ama mi? Sadece tek bir şey söyleyeceğim. Evet. Sadece şunu inanıp şunu bir şey yapsınlar. Onların varlığını hissettikleri zaman
Değil mi? Bak bir şey diyeceğim. Canlı yayında söyletebileceğimiz şeyler var, söyletemeyeceğimiz şeyler var. Üç keredir uyarıyorum. Artık vedalaşalım istersen. Tamam, peki o zaman. Yo, bu benim şeyim değil. Çünkü biz bir internet yayını yapmıyoruz. Formatınızdan dolayı. Yok, formatla da alakası yok. Biz internet yayını yapmıyoruz. Ulusal bir radyo programı bu. Bu sebeple söylenebilecek şeyler var, söylenemeyecek şeyler var. Tamam. Onun için tartamadım. Öpüyorum sizi. Sağ olun hikayenizi paylaştığınız için. Videoyu çekersem sana atacağım ama haberin olsun. Gönder abi. Kamerayı görürsem ben sana direkt çekeceğim. Haberi eyvallah. Atacağım. Eyvallah abi. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkür eyvallah. Ederim. Teşekkürler. İyi geceler. Sağ ol. Vay be. Adem, ne diyorsun? Ben de konuşamadım. Bir şey diyemiyorsun, anladım. Diyemiyorum, evet. İlk dinlediğim zaman da etkilenmiştim de şu an detayları duyunca daha da etkileyici. Yani rahatsız etmiyor beni, ben alıştım ona diyor mesela. Bak bu çok önemli bir şey. Ya ben olsam yaşayamam. Evet, alıştım ona diyor yani. Rahatsızlığı yok bana diyor. Peki ikinci hikaye ne? İki hikaye evet, gidelim. Ebru Hanım'ı bağlayacağım. Nedir hikayesi? Eşi kılığına giren varlık. Eşi kılığına giren varlık. Evet. Tamam, Ebru Hanım'dan dinleyeceğiz. Buyursunlar, bekliyoruz Adem. Ebru Hanım. Merhaba. Merhabalar, iyi geceler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sabahtan bir yere rahatsızdım. Adem Bey'le de konuştum, burada söylemiştim. Geçmiş olsun o yüzden, efendim. Teşekkür ederim. Şimdiden söyleyeyim, ilaçlardan ve serumdan böyle bir bulanıklaşıyorum ara ara. Koparsam siz hiç önemi yok. Sevinirim. Estağfurullah, sağlık bizim için her şeyden daha önemli. İsterseniz sizi bundan sonraki ay yapacağımız böğe kaydırabiliriz. Yani bir şey varsa, bir zorluk varsa konuşmanızda falan, bir hiç problem yok bizim için. Siz bilirsiniz yok, yani. Yok, iyiyim. Tamam, iyiyim. O zaman peki, merakla dinliyoruz hikayenizi. Eşiniz kılığındaymış galiba. Evet, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benim lise yıllarımda bana bu Karabasan diye tabir ettiğimiz şey, lise sonunda okurken bütün senemi gece oturarak, gündüz okuldan gelip uyuyarak geçirmiştim korkudan. Daha sonra bir okunmuştu, işte hocaya götürülme vesaire, bir dönem kesildim. Sonra üniversitede okurken yine başladı. Hatta bir seferinde o kadar çok rahatsız edilmişim ki 5. katın camını açıp çıkarın beni buradan diye ayağımı dışarı atmışım. Korkudan artık buradan çıkmam gerekiyor, bunlardan uzaklaşmam gerekiyor diye. Gördüğünüz şeyleri sonra hatırlıyor tekrar, musunuz bunlardan dediğinize göre? Üniversitede ve lisedeyken görmüyordum. Sadece konuşmalarını duyuyordum. Örnek veriyorum. Mesela pansiyonda kalıyordum üniversitede ilk yıl. Yatıyorum. Üstümdeki ranzanın böyle o puntasının lastik gibi eğilip beni sıkıştırdığını, sürekli sıkıştırıyor, bırakıyor. Ve başucumda iki kişi konuşuyor. Biri diyor ki biz buna ne yapsak bu gece? Öbürü de diyor ki ne istiyorsan onu yapalım falan. Ben çığlık çığlığa kalkıyorum yataktan. 7 kız kalıyoruz dairede. Bu 7 tane arkadaşımın hiçbir şekilde uyanmama ihtimali yok. İğne düşse uyanan arkadaşlarım var. Ben sarsıyorum onları. Kalkın, korkuyorum diye. Ama hiçbiri uyanmıyor. Çok korkunç bir şey. Hele de 17 yaşında çok korkunç. Daha sonrasında kaldığımız pansiyonda şapkalı, çok uzun boylu, siyah pelerinli bir adam görülüyor. Sürekli görüyoruz, kızlar görüyor falan. Neyse, okul bitti, etti, yine işte okunmalar vesaire falan, yine geçti bunlar. Daha sonrasında bundan 5-6 yıl öncesi bir akşam eşime kızdım. Ona battaniyesini yaptığını salona getirdim. Dedim ki sen burada uyuyacaksın, ben seninle küstüm. Bu tarihe kadar ama tamam, o öğrencilikten bu tarihe kadar yaşadığınız bir şey yok değil yok mi? Yok, yok, hiçbir şey yok. Evet. Sadece ara ara karabasan oluyor gibi oluyor. Onu da şey düşünüyorum kendimce. Acaba diyorum bende uyku apnesi mi var, ondan mı oluyor falan. Çok takılmıyorum. Geçiyor gidiyor yani, anlık bir şey oluyor, bitiyor. Bu anlatacağım gece şimdi eşime tamam dedi, ben burada yatarım madem küstün, iyi dedim. Ben gittim yatak odasına yattım. Sol tarafıma döndüm, uyuyorum. Sonra birinin yatağa girip yattığını ve bana sarıldığını hissediyorum. Yani bedenen o varlığı hissediyorum. Eşim geldi zannediyorum. Kendimce arkamı dönmeden diyorum ki gider misin dedim. Ben seninle küstüm, ayrı yatacağım senden. Ama ses vermiyor. Normalde eşim hani barışmak için bir iki kelime söyler falan. Allah Allah diyorum, ses vermiyor. Elini omuzuma koydu.
elini çeker misin diye elimi omuzuma attığımda omuzumdaki el hissi var ama boşluk. Dokunuyorum omuzuma, eşimin eli yok. Arkamı dönmeye korkuyorum çünkü boşluğa dokunuyorum ama biri benim omuzumdan tutuyor beni. Döndüm, arkama hiçbir şey yok. Kalktım yataktan, bayağı bir korktum ettim. Ondan sonra neyse dedim, herhalde bana öyle geldi uyku arasında. Eşinize baktınız sonra mı tekrar, peki gidip bu ara? Tabii tabii, salonda uyuyor. Hı. Üst kattan horlaması duyuluyor diyeyim, o kadar derin uyuyor yani. Hani beni korkutma ihtimali falan da yok. Ondan sonra neyse ben tekrar uyudum falan. Ertesi gün kayınvalidem bizimle kalıyor. Kayınvalidem de memlekette. Holümüz çok geniş bir hol. Gece normal açık renkli ampul. Hani böyle kırmızı falan gece lambası yanmıyor. Normal ışığı açık bırakıyoruz. Kayınvalidemin odasından sesler geldi. Gülme sesleri. Şimdi ben aslında yatakta uyuyorum. Bedenen uyuyorum. Ama yataktan kalktığımı biliyorum. Hole gidiyorum. Holdeki ışık kırmızı. Kayınvalidemin odası boş, kapısı kapalı, içeriden kahkaha sesleri geliyor ve holdeki duvarlar esniyor. Yani bir sağa bir sola esniyor, uzuyor, kısalıyor gibi tuhaf bir görüntü. Kendimce diyorum ki Ebru sen şu an rüya görüyorsun, gözlerini sıkıca kapat, besmele çek, uyanacaksın. Bunu yapıyorum, yatakta uyanıyorum. Tekrar aynı şeyi görüyorum, yine kalkıp gidiyorum hole. Yine aynı şey, diyorum ki ben yine rüyadayım, bunu 5-6 kez üst üste yaşadım. En son artık nasıl bir şey olduysa yataktan fiziken uyandım artık. Peki bu uyandım, kahkaha sesleri bu tanıdığınız birine ait mi? Yani sesten tanıyor musunuz? Yok, hayır hayır. Kahkaha sesi hiç duymadım. Kadınla erkekle tuhaf tuhaf sesler geliyor. Hı. Ondan sonra fiziken uyandığımda o seslerin olmadığını gördüm. Her şey tamam, düzgün. Eşim uyuyor vesaire yine. Ya bu arada eşim yanımda uyuyor. Şimdi ben bu olayı yaşadıktan sonra arkadaşlarımla konuşurken dediler ki eşin yanında olsun ya da bir kıyafetini al yastığının altına, öyle uyu gelmez dediler. İşte tamam dedik falan. Eşim yanımda uyuyor, aynı şey oluyor falan. Sonra ben yine kalktım yattım. Daha sonrası birkaç gün sonra eşim şehir dışına çıktı. Annesini almaya gitti memlekete. Gece evde çocuklarlayım. Uykumda yine bedenen uyuyorum, ruhen uyanık bir durumdayım. Yine bir sesler geliyor. Yatak odasının kapısını açık bıraktım çocukların sesini duyabilmek için. Sesleri duyup kafamı çevirdiğimde şöyle anlatayım. Yatak odasının kapısının önünde küçücük bir hol var. Hemen banyoya açılan bir kapı var. Diğer tarafta da bu kemer diyorlar herhalde. Kapısız bir bölme oluyor ya, hole açılıyor. O kemer dediğim yer kapıyla çapraz kalıyor. Ve karşıya baktığınızda holü görebiliyorsunuz. Holden birinin geçtiğini gördüm. Şöyle bir yapısı vardı. O kapının en üst yeri var ya, duvara bağlanan. Evet. Oraya kadar boynu uzuyor. Oradan sonra boynundan sonrasını görmüyorum. Ama çok uzun boylu, devasa bir varlık. Üzerinde bir palto var koyu renkli. Onu gördüm. Yine uyku uyanıklık arası. Onu ben artık hala çözemiyorum nasıl bir şey olduğunu. Tekrar ben uyandım. Dualar okuyorum vesaire. O uykuyla uyanıklık arasında ben duaların çoğunu bilirim ezberden. Okumaya çalışıyorum. Daha yarıya gelmeden tıkanıyorum. Tekrar başlıyorum, yarıda tıkanıyorum. Kendimce diyorum ki ben bunları yıllardır ezbere biliyorum, okuyorum. Nasıl tıkanıyorum, okuyamıyorum. O şekilde bir kendimle cebelleşirken uyanıyorum. Neyse aradan biraz daha zaman geçti. Bir gece yine uyuyoruz. Eşim yanımda uyuyor. Yine artık hiç ayrı yatmıyorum korkudan ama yanımdayken de oluyor. Yatak odasının kapısı açıldı. Uyandım. Şimdi normalde yan yatıp uyuyorum. Ama kendimi gördüğüm şekilde, uyandığım şekil yatakta oturur vaziyette. Ayak ucumda bir... Çok affedersiniz. Dedi. Kendinizi nereden buyurun görüyorsunuz? Havadan mı yani? Tepeden mi bakıyorsunuz? Yanlardan yok, mı? Yok yok. Kendimi şöyle nasıl anlatayım? Hani ruhun bedeninden ayrılıp da kendimi ben görmüyorum. Hmm. Ama böyle tuhaf bir his vardır. Bilirsiniz onu. Biliyorsunuzdur. Yani oturduğunuzu biliyorsunuzdur ama hani bir bacaklarınıza eğilip bakmazsınız. Oturuyor muyum, uzanıyor muyum? Hmm, evet. O tuhaf bir duygu. Onu çok şey yapamıyorum. Çok anlatamıyoruz yani. Evet, evet. Hmm, evet. Şimdi ayak ucunda bir kadın dikiliyor. Kapının ağzında da bir kadın dikiliyor. Kadın olduğunu sadece vücut hatlarından anlayabiliyorum. Karanlık bir beden. Vücut hatları kadın vücudu. Gözleri kıpkırmızı. Ve gözlerinin şeklinden bana kızgın bir şekilde baktığını anlıyorum. Ayak ucumda dikilmiş.
kadar kötü bakıyor ki. Yani benim diyen insan orada kalpten girebilir. O kadar korkutucu bir görüntü. Kapının ağzındaki de aynı şekilde. Ve ben bunlar olmaya başladıktan sonra geceleri bir ara ağlayarak uyanmaya başladım. Onu gördüğümde uyandım. O gözleri kötü bakan kadın siluetini gördüğümde uyandım. Uyandığımda yatakta oturur vaziyetteydim. Ve ağlayarak uyandım. Çığlık atmaya başladım. Sinir krizi geçirdim. Artık eşim sakinleştirmeye çalışıyor. Ben odada ne varsa fırlatıyorum. Defolun gidin artık diye. Ne istiyorsunuz benden? Hani benden bir şey istiyorsanız bunu dile getirin söyleyin. Ben de yapabileceğim bir şeyse yapayım. Ben de kurtulayım. Siz de yakamdan düşün artık diye. Bir sinir krizi geçirdim. Eşim beni sakinleştirmeye çalıştı. Sonra ben doktora gittim. Dedim ki yani ben böyle şeyler yaşıyorum. Bilinçaltımda bir şey mi var? Bir ilaç mı kullanmam gerekiyor vesaire. Uykuma destek olması için bana ilaç verdi doktor. Ama gelin görün ki o ilacın yarısını içen insanlar 15 dakikada uyurken benim tümden uykum açıldı. Onu da bıraktım. Daha sonra son olayda şöyle bir durum oldu. Yine uyuyorum. Bu sefer benim üstümde bu varlık. Ama sadece o kadın olanın gözlerini görebildim. Diğerini göremiyorum hiçbir şekilde. Sadece kıyafetli geçişini görebildim o kadar. Üzerimde benimle boğuştuğunu hissediyorum. Ben debeleniyorum, kollarımı tutuyor, boğuşuyoruz falan. Eşim uyanmış, yanımda beni izliyor. Ben debeleniyormuşum, sesler çıkarıyormuşum. Ondan sonra en son artık uyandığımda eşim dedi ki ilk defa dedi o şekilde gördüm seni. Ve dedi ben tamamen buna artık inandım. Neden uyandırmadın dedim. Eşim benden habersiz araştırmış. Bu tip şeyleri yaşayan insanlar eğer uykusunda bu durumdaysa uyandırılmaması gerekiyormuş. Dışarıdan bir dışarıdan bir temas mı şey yapıyor? Acaba evet falan. Temasla etkili uyandırılmaması gerekiyormuş. Çünkü uyandırılırsa çok sorunlar yaşayabilirmiş gibi bir şey okumuş. O yüzden kendimce kurtulmamı beklemiş. Daha sonra ben doktordan da bir fayda göremediğimi düşündüğüm için önce bir hocaya gittim. Hoca bana bir şeyler yazdı. Ondan sonra bunları yapacaksın, bunları okuyacaksın vesaire. Sonra ben o kağıdı böyle namazında, abdestinde, dini konuları çok iyi bilen birine gösterdim. Asla dedi bunlarla işin yok, bunu yırt at. Dedi çok saçma sapan, senin durumunla hiç alakası olmayan şeyler yazıyor dedi. Yine onun peşine devam etti, boğuşmalar vesaire. Sonra başka bir hocaya sorduk. Hoca şey dedi. Şimdi bu varlıklar iki tip oluyormuş. Bir tanesi insanlara zarar vermeyen bir topluluk. Diğerleri de zarar veren, korkutan, musallat olan. Benim başımdaki musallat olan topluluktanmış. O gözleri ateş gibi olan kadını anlattığımızda ateşten gelenler diye adlandırılıyormuş ve onlar en kötüleriymiş. Muhtemelen benimle boğuşup bana görünen erkek bana musallat olmaya çalışıyor. Ayak ucumda duran da onun eşi. O da benim gitmemi istiyor. Ama yani çok enteresan, ben nereye gidebilirim? Sonuçta ben kimseye musallat değilim. Onun senlik bir şey yok musallat. Sen evinde yatıyorsun evet. Tabii ki. Ondan sonra ben bu arada telefondan açıyorum gün boyu. İşte Kur'an-ı Kerim açıyorum yüksek sesle. Kimden ne duyarsam yapıyorum ediyorum, yok hiçbir faydası olmuyor. En son artık bir arkadaşımın annesi bir hocaya anlatıyor. O hoca bir muska yazıyor. Bayağı böyle çok kalın bir muska. Bunu taksın diyor. Ve ben hemen hemen bir gece arayla, yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir gün gündüz vakti kızımın odasına gittim. Kızımı uyandırdım. Ben onun yatağında uzandım, uyuyakaldım. Birisi ayaklarımı gıdıklıyor. Diyorum ki kızım ne yapıyorsun, bırak git diyorum, 5 dakika daha uyuyayım ben geleceğim yanına falan. Ayaklarımı çekiyorum yorganın içine. Duvara dönüp yatıyorum. Tek kişilik bazadayım. Duvarla benim arama girip sıkışıyor. Kızım zannediyorum, ya yapma kızım diyorum, bir çekil düşeceğim falan. Gözümü bir açıyorum, kimse yok. Ama o beden temasını hissetmek çok korkunç bir şey. Çünkü bütün bedeninizde size değdiğini hissediyorsunuz. Ondan sonra bunlar böyle devam ederken o en son hocanın yazdığı muskayı taktığımdan itibaren asla gelmedi. Hala bir şekilde taşıyor musunuz o muskayı? Yıllardır yok. Tabii. Hatta şöyle 4 yıl önce ikinci çocuğum doğdu.
O zamanlar da çok korktum. Yoğustalık dönemlerinde çünkü böyle şeyleri kadınlar çok yaşayabiliyor. Evet, duyuyoruz. Ben o muskayla yatıp o muskayla kalktım. Ben uyumadığım zamanlarda çocuğumun başucuna koydum. Ona bir şey yaparlar falan diye. Yani çok enteresan şeyler, çok korkutucu şeyler. İnsan korkunca daha çok musallat olunabiliyor. Ama ben şu an korkmuyorum mesela. Gelse de korkmuyorum. Şey diyorum, siz, ağzı burnu kırarım. Siz yine de öyle şeyler demeyin bence yani siz. Yine de bence demeyin. Geçmiş olsun. İnşallah yaşamazsınız bir daha bunları. Yani zannetmiyorum, inşallah yaşamam. İnşallah evet. Geçmiş olsun bir kere daha. Hikayenizi de paştığınız için çok teşekkür ederiz böyle programında. Sağ olun. Valla etkili hikayeydi. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum size. Tamam, biz geçen gün bu burçlarla ilgili konuşurken biliyorum notlarınızda var. Biz yayındayken kandırmışız sizi böyle de hikayenizi anlatın diye. Evet. Şeydi. Ben liseden sonra kahve salı bakmaya başlamıştım. Aman diyor. Ve şöyle söyleyeceğim, ben uyuduğumda ertesi gün olacak birçok şeyi rüyamda görebiliyordum. İyisiyle kötüsüyle. Benim anne tarafım tabii iyisiyle kötüsüyle, yani rüyamda mesela bir telefon görüşmesi görüyorum rüyamda. Sonra uyanıyorum, telefon çalıyor ve ben rüyamda gördüğüm şeyleri karşı taraftan duyarken kendi verdiğim cevapları da ona söylüyorum. Dejavunun bir tık ötesi da. Yani. Dejavunun bir tık ötesi, neyse artık. Tabii aynen. Yani anne tarafından var. Bu benim annemde çok varmış böyle şeyler. Mesela küçükken benim annem kaynayan kazana düşüp yanmış. Ve sonrasında çok korkma olayları olmuş. Her korktuğunda bacakları diz kapağından yere doğru kilitlenirmiş. Bir şeyden korkunca hiçbir şekilde açılmazmış. Köyün hocasına götürülermiş. Hoca okurmuş falan. O zaman açılırmış. Hoca demiş ki annemle ilgili, rahmetli anneanneme, senin kızına bir Allah rahmet eylesin. Bir musallatlık bir durum var. Allah razı olsun. Anneme suya baktırırlarmış çocukken. Annem der ki suyun içinde birini görürdüm. Derdim ki filancanın karısını görüyorum ben suda. 3 gün içinde cenazesi çıkarmış. Tövbe estağfurullah. Yine de inşallah yani siz de olurmuş. Siz de suya bakmayın. Daha çok böyle ne bileyim loto sonuçlarına, iddia sonuçlarına filan yönelim. Ay evet, onu da gördüm ve kaçırdım. O da çok kötü bir şey maalesef. Hakikaten tutanı mı gördünüz? Evet, ben kuzenimle birlikte bir şirkette çalışıyorduk. Sabah servisle giderken dedim ki kuzenime, rüyamda ben 5 tane rakam gördüm, ne alaka bilmiyorum dedim. Ne gördün dedi, yazdım deftere, yazarken aklıma geldi. Bunları gördüm dedim. Ha dedi, 6 tane olsaydı sayısal oynardık dedi. Bilmiyorum dedim, yani 6.yi görmedim. Dedi ki olsun, biz 5 taneyi böyle oynayalım, bir tanesini sallarız dedi. Hafta sonuna oynamayı unuttuk. Sonra kuzenimin aklına geldi. Çekiliş sonuçlarına baktık. 5 rakamın 5'i de tutuyor. Ve o çekilişte 5 bilenlere çok güzel bir para verildi. Maalesef hayatı bir şans. Şimdi daha ne yapsın yani? Bu varlık daha ne yapsın yani sizin için? Onu da söylemiştim. Hayır, istemiyorum. Yok yani biraz önceki beyefendi gibi bana yardımcı olup da hayatıma dahil olacaksa mümkünse istemiyorum ben öyle şeyler. Peki efendim. Allah yaşatmasın bir daha. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Amin. Hikayenizi paylaştınız. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi geceler. Sağ olun. Yayınlar. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyenler, iki hikaye gidiyoruz. Ya 4 ya 5 hikaye dinliyoruz. İkisini dinledik. Şöyle bir ara verelim. Hani iki hikaye bir ara. Bu da bir ihtiyaç molasıdır. Bir sürü şey gelmiş. Çok enteresan böyle bir iki video gönderen var. Son şey de budur diye. Yani bu böyle alakalı efendim. Birkaç görüntü göndermişler. Siz bu arada şarkıları dinlerken biz de o görüntülere bir bakalım. Alem FM'de böyle devam ediyor. Az sonra iki hikaye daha. Ama onun öncesinde bir ara. Evet sevgili arkadaşlar, Alem FM'de böyle devam ediyor. Fakat yani çocuklar bana katılacak mı bilmiyorum. Adem bir yerine geçsene. Sana az önce seyrettirdiğim video ile ilgili ne düşünüyorsun Adem? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Değerli dinleyenlerim, ben de gerçekten bunu diyebilirim. Paylaşamayacağım için videoyu çok böyle yağlandırıp ballandırmak da istemiyorum ama bu programı yaptığımdan beri ilk defa böyle bir video gördüm. Yani net camda ve net, yani göz yanılması bir, hatta Adem şöyle seyretti ilk başta. Abi orada pencere mi açık ya filan dedi. Video böyle ilerleyince bu nedir abi ya, kapat bunu filan yaptı böyle. Ve yani çok nasıl söyleyeyim
tüyler diken diken. Evet abi, çok fena yani. Bak ikinci video öyle değil, o kadar değil. Yani şöyle bir şey oldu hatta aramızdaki konuşmada. Videoyu hani telefona göndersek mi, benim telefona, ben istemedim. Ben o işlere hiç girmiyorum biliyorsunuz. Bana yıllar önce aman böyle şeyler paylaşma, yapma etme falan filan dediler. Onun için ben gönderilen videoları paylaşmıyorum. Ama yani keşke, telefonumda bile tutmam yani. Adem benim telefonuma bile gönderme dedi sevgili dinleyenler bu videoyu. Videoyu gönderen dinleyicimiz kaç? 8306 numarası. Bunu bir de bizzat kendi çekmiş. Bu ilk çekilen video Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahı. O gün evde, o odada kimse yatmıyor ve cam kapalı, göz yanılması dedik. Değil efendim, ben kendim diyorum yani, değil. Göz yanılması dedik, dikkatli izleyince değil ve dikkatli bakınca cam kapanıyor. 9. saniye ve 15. saniye arası. Biz kapanma değil de o camdan girip çıkan şey biraz enteresan. Şey diyorum, ne olduğu belli ya değil. Ne oldu yani da belli değil ama bayağı da böyle insan gibi ama değişik. Değil mi? Abi, Ömer Hoca'ya mesela gönderebiliriz ama. Ömer Hoca bir bakabilir yani. Gönderebiliriz. O evet. Nedir ne değildir diye. Bana özel gönderin demiş efendim. Olmaz sevgili dinleyenler, olmaz. Evet, hazır mısın? Ben hazırım, evet. Kimi dinliyoruz? Buse Hanım'ı bağlayacağım. Rüya sonrası yani fiziksel olarak zarar da görmüş. Buse Hanım. Evet, devamında farklı olaylar var. Görülen varlıklar varmış. Peki kendisine. Bağla bakayım sana Zahmet, hadi bakayım. Instagram Serdar Gökalp. Sevgili sevgili dinleyenler. Instagram Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Hani birkaç kişi yazmış nerede falan diye de. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Instagram. Buse Hanım bağlanacak. İki kişi, biri ufak biri büyük, videonun sahibi yazmaya devam ediyor. Ya efendim, yani hanımefendi misiniz, beyefendi misiniz bilmiyorum ama gerçekten yani tüyler diken oldu yani. Tüyler diken. Adem ulaşmaya çalışıyor hikaye sahibine, galiba şu anda ulaştı gibi bir şey, bakacağız şimdi. Evet Ademciğim, evet. Ömer Hoca yazmış bana gönderin diye, videoyu göndersenize, şey yapalım. Tamamdır. Olmazsa yani o paylaşın, sıkıntı yok derse paylaşırız belki. İlk videoyu mu atayım? İlkini at, ilki yeteri kadar zaten, ikinci hiç gerek bile yok, evet. Yani ilki yeteri kadar. Ve hiçbir şey de yazmıyoruz. Ömer abi videoyu seyret, kendin göreceksin zaten yani. Buse Hanım merhaba. Merhabalar Serdar Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir böyle bir telefonunuz çekiyor çekmiyor gibi bir şey sanki. Şu an nasıl? Şu an daha iyi efendim, evet. Yok, telefondan değil, tamam. Biz kısık konuşuyormuşuz, ondanmış. Nasılsınız, iyi misiniz acaba? İyiyim, sizler? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neredensiniz? İstanbul. Neresinden İstanbul'un? Esenler. İstanbul Esenler. Peki, bizzat kendi yaşamış olduğunuz olaymış galiba, doğru mudur? Evet evet, maalesef. Buyursunlar, Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Amin cümlemize. Amin amin amin, üç kere dinleyici tikidir. Üç kere, evet üç kere deyin, yoksa beni uyarıyorlar, üç kere desin falan diye. Takın. Amin amin amin. Ha, tamamdır peki. Buyursunlar efendim, dinliyoruz hikayenizi. Şimdi şöyle... Benim bir halam var, fal bakıyordu. Ben birkaç gece onunla yattım. Yani onlarda kaldım. Evet. Yan yana uyudum. Sonrasında ben farklı farklı rüyalar görmeye başladım. Kendi elime geçtiğimde. Daha sonra da bir rüyada o halamı görüyorum. İçine cin girmiş, musallat olmuşlar ona. İki katlı bir evde onu Kur'an okutuyoruz. Rüyanızda görüyorsunuz. Şey. Evet, rüyam. Evet. Daha sonrasında işte rüyamda babaannem bana diyor ki git halanın yanında dur, halana bak işte sürekli kendine zarar veriyor, yanında dur diyor. Üst kata çıkıyorum yanına, böyle bayağı korkunç. Yani çok zayıf, böyle sırf kemik gibi. Sürekli sallanıyor olduğu yerde, çok farklı dildi, çok farklı şeyler söylüyor. Yanında bir şekilde oturuyorum ama içimden bütün bildiğim duaları okuyorum yani, o kadar korkunç. Sonrasında birden saldırıyor, her yere bağırıyor, çağırıyor. Böyle ağzından kan fışkırıyor, konuştukça falan çok korkmuştum. Daha sonra ben ondan kaçıyorum. Merdivenin ademiyorum, alt kata gitmeye çalışıyorum. Sonra beni arkamdan yakalıyor, yere doğru itiyor. Ondan sonra ben yere yüzüstü düşüyorum. Böyle sürünmeye çalışıyorum, yani kalkmaya çalışıyorum. Sırtımdan tutuyor ama sırtım o kadar acıyor ki o an. Kemiklerim kırılmış gibi. Daha sonra çekiyor beni işte... Bayağı bir hırpalaşıyoruz böyle. Neyse sabah bir şekilde oldu bana. Sabah uyandım. Sabah uyandığımda da işte yaz ayıydı. Sanırım Haziran, Mayıs gibi bir şeydi. Evde ablamla tek tek.
ablam o söz sesini görmüş. Müse dedi senin sesin ne oldu? Çok ben özür dilerim, anlaşılmadı ses tonundan. Neyi görmüş ablanız? Sırtımı. Ha, sırtınızı gördü, evet. Evet. Ne oldu, ne var? Sen de bir aynaya bakar mısın? Sonra dedim ne olmuş oldu? Ben ya unuttum çünkü. Ablama da anlatmıştım ama anlattığımı da unuttum. Bunun üstünden biraz geçmişti. Sonra baktım sırtımda çizikler var. Ve ben o sırada tırnaklarımı yiyordum. Benim hiç tırnağım yok. Yani yapmam imkansız. Yani bir yere sürtünmem, çizilmesi imkansız zaten. Resmini attım, görmüşsünüzdür. Yani bir insan yapabileceği bir şey değil. Daha sonra işte ablam o gün bir yere gitti, evde tek kaldım. Arkadaşımın bir dayısı vardı, imam. Dedim kesin bir tanıdığı vardır. Çünkü İstanbul'da ben kimseye yani güvenip 17-18 yaşında bir kız, belki 18 bile yoksun. Hani gidemezsin hiçbir hocaya. Sonra arkadaşıma dedim işte dayının tanıdığı vardır falan. Adam hoca varmış, çok iyi bir insan. Yalova'daymış. Ben dedim kesinlikle çıkamam şehirden şu an yani. Ben sonra ki tamam telefonla konuşun, anlatın ne yaşadıysam. Hani vardır bir çözümü. Adam sağ olsun aradı işte. Bana dedi ki odanda bir tane ayna var dedi. Küçük böyle pembe cep aynası gibi. Sizin odanızda? Evet, benim odamda. Onu dedi alıp içeride masaya geçer misin salonda dedi. Ama adam ben tabii bilmiyor sizin da... odanızı falan daha önce hiç görmemiş. Hayır tabii ki. Orada zaten ben ipler koptu. Benim tamam. Benim ömrüm bu kadarmış. Sonra gittim aldım aynayı. Bana dedi ki şimdi seninle birkaç bir şey yapacağım. Sen gelemiyorsun, ben gelemiyorum ama sen çok da hani küçüksün, Reşit deyesin. Yardım etmek istiyorum dedi. Tamam dedim, ben her şeyi okuyayım çünkü çok korkuyorum. İşte birkaç bir şeyler yaptı, birkaç dua okudu. Dua okudukça sanki benim sol kulağıma bir şeyler bir fısıldıyor. Böyle ne dediğini anlamıyorum ama bir fısıltı kesin var, eminim ama. Daha sonra işte aynanın üzerinden dedi iletişim kuracağız, işte bir şeyler anlattı. Bana işaret falan aynayı koymamı söyledi. Koydum. Hoca dua okudukça dedi ki gözümden bir tanesi için ben aynada kendime de bakıyorum. Çok özür dilerim. Bu yani yapılışını tam anlamıyla anlatmayın. En azından içinden bir bilgiyi bize eksik anlatın. Çünkü bu ve benzeri şeylerle alakalı yanlış yönlendirme yapmayalım. İnsanlar kendi kendilerine bir deneme yapmasınlar falan filan. Yapılışını size hocanın tam... dediği şeyleri tam anlamıyla bize anlatmayın. Biz onları bilmeyelim tam anlamıyla. Tamam. Olur mu size zahmet? Evet. Olur. Daha sonra aynaya koydum parmağım. Parmağımın etrafı birden sanki cam böyle hani buz çatlar ya bir yerden böyle. Hani hafif buza vurursun çatır çatır içinde çatlar. Ayna öyle çatladı bir an. Sonra işte sol gözüm benim birden simsiyah olmaya başladı. Ben aynayı elimden fırlattım korkuyla. Hoca dedi ya dedi o aynaya atmaman lazım işte yapamıyorum falan. İkinciye denedik. Neyse artık zar zor tutuyorum, bir yandan ağlıyorum. Ama fısıltılar bir süreçte devam ediyor tabii. Fısıltıların ne dediğini anlıyor musunuz? Kesinlikle anlamıyorum. Bazen mesela siz efekt koyuyorsunuz ya aynen öyle bir şey ama daha farklı, daha kalın, kaba bir ses. Neyse daha sonra işte parmağımın aynı buğulandı yani. Komple kendimi göremiyorum. Yani sadece bir silah çekme kendimi görebiliyorum. Ondan sonra... Aynı birden böyle çatır çatır oldu ve yani parmağım uyuştu gibi böyle hissetmiyorum. Hoca da sanki böyle biraz ağlıyor gibi, zorlanıyor gibi. Sonra ben de ki kızım dedi, 3 tane dedi musallatım var dedi. Allah'tan çok küçükler dedi. Bunları nasıl kendi musallat edebildiğini durduk yere hiçbir anlamadım ben bir şey dedi. Ama dedi ben kurtardım şu an seni dedi. Şu an hepsi gitti dedi. Benim zaten onlardan sonra fısıltı kesildi hoca onları anlatırken. İşte bana dedi ki sakın dedi tuvalette işte oturup boş boş vakit geçirme. İşte banyo yaparken çok uzun durmamaya çalış. İşte kaynar sulara, lavabolara dökme. Bunun gibi bir sürü öğütler verdi. Daha sonra işte dedi ki bu üç küçükten dedi uzak durman için sürekli ayet-el kürsi ezberlik okuman lazım. İşte belirli dualar okuman lazım. Tam ismi vermeyeyim. Bunları yaparsan dedi bir daha böyle bir şey yaşamazsın dedi. Zaten tam anlamıyla musallat olamamışlar. Ama rüyanda gördüğün o kadına uzak dur dedi ve ben rüyayı anlatmadım tam anlamıyla. Ondan sonra tamam dedim. Tabii ben bir 6-7 ay kadar halamla görüşmemeye çalıştım. Sonra illaki görüşülüyor.
Daha sonra böyle bir şey yaşamadım. Yani bir hafta boyunca tabii gece hiç uyuyamadım. Sürekli sanki biri beni izliyor gibi uyanıyordum falan. Sonrasında azaldı bunlar. Kış ayına doğru da Ankara'ya bir dayımlara gitmemiz gerekti. Belirli bir köy ismi vermiyor. Zaten köyün de ismi yok. O kadar küçük bir ilde bir yerde. Köye gittik. Hangi ilde? İşte, hangi ilde? Ankara. Ankara, peki. Köye gittik işte... üç tane küçük kuzenim var yeğenim. Çok özür dileyerek bu arada Siz, bunu, kaç sene öncesinde olayları bunlar acaba? Sanırım 2018-2019 2019 olmayabilir bile. 2018 sanırım. Anladım, peki. Buyurunuz efendim, devam ediniz. Daha sonrasında köye vardığımızda saat 1.30-2 gibiydi. Geç vardık. İşte kuzenlerim küçük, hepsi erkekti, 3 tane. Yeğenlerim falan. Traktör gördüler. Biliyorsunuz çocuklar traktör falan sever böyle. Yanına gittiler. Böyle evin avlusunun dışına çıktılar. Köyde zaten iki tane sokaktan bu sefer biri girişinde biri çıkışında hiçbir ışık yok. Köyde yaşayan 4 aile falan var maksimum. İşte markettir, şeydir, hiçbir yaşam bir hepsi yok. Babam da bana dedi ki işte güvenliğin yanına doğru gidermiş. Hani gece köpek çıkar bir şey olur, korkma. Çok özür dilerim, bir ses geliyor. Siz duyuyor musunuz, bize mi geliyor sadece o? Şu an okey mi? Tabii, ne oldu demin? Çok bir korktuk ya. Bir ses geldi. Neydi o? Benden değil sanırım. Demin gelen ses sizden değil mi? Yani ben duymadım bir şey. Burada Erkan var, o da duymadım diyor. Değerli dinleyenler, deminki sesi duyan var mı? Böyle sen duydun mu Adem? Böyle bir şey geçti sanki yanınıza. Araba geçti gibi falan sanki. Yok. Şu an geçen ya da az önce geçen bir şey yok şu an ama. Anladım. Ne, balkonda falan mısınız? Evet evet. Ama yani hiçbir ses yok benim dışımda. Allah Allah. Peki. Peki, buyurun efendim, devam ediniz. Daha sonra ben çocukların yanına gittim. Telefonun flaşıyla geziyorum. O sıra dedim ki ablam yanımda yoktu. Dedim ablama bir resim atayım köyden işte. Ay falan çok güzel görünüyordu böyle yazılar falan. Telefon kamerasını kaldırdım. Sonra işte resim çekemediğimi düşündüm. Telefon tam indirirken önümde böyle bir 40-50 santim kadar böyle yani kısa bir şey. Gözleri turuncumsu böyle sarımtırak bir renk. Bir şey var, bir şey duruyor. Onu gördüğüm an ayaklarım bağı çözüldü resmen. Yani çocukları bir şekilde götürmem lazım. Hayatta gelmezler. Dedim ki ilk eve koşana çikolata vereceğim. Öyle kandırdım ve götürdüm eve. Daha sonra ben bunun resmini çekmişim. Resmi şu an asla bulamıyorum. Ablama attım işte, bütün akrabalara gösterdim o resmi. O şeyin resmini çekmiştim. Şu an asla hiç kimse de bulamıyoruz. Yani resim yok oldu resmi. Resim kayboldu. Ablanıza gönderdiğiniz o eski gönderilerde falan evet, mı? Evet. Hayır. Numara değişti, bir şeyler oldu. Resim komple yok artık yani. Ama bütün herkese gösterdim. Çünkü anlamalarını istedim beni. Daha sonra işte babama anlattım. İşte köyde yaşayan dayıma anlattım. Dayım dedi ki zaten bu köyde bizden fazla onlar yaşıyor. Bir asırdır neredeyse. Biz alıştık, bize zararlar yok. Tamam, bana da o gün zararı olmadı ama sonuçta görüyorsun ve korkuyorsun. Neyse o gece işte yattık. Tuvalete kalktım. Dedim ki şöyle dışarıya bakayım, hani hava aydınlık falan. Perdeler çok kalın. İçeri ışık girmiyordu. Sonra baktım. Evin camından bakıyorum. Avluda böyle 18-20 tane, belki daha fazla kestiremiyorum. Çok uzun boylu siyah gölgeler çok hızlı bir şekilde dönüyor. Yuvarlak oluşturmuşlar, o kadar hızlı dönüyorlar ki. Bir an gerçekten dedim, kesin akli dengemi kaybettim ve şu an o yüzden görüyorum. Daha sonra hemen yengemi çağırdım, gösterdim. O da gördü ama ikimizin de dili tutuldu. Daha sonra gittim yattım. Sabah tabii yine herkese anlatıyorum. Herkes işte gülüyor çünkü onlar çok alışık. Yani buna alışmak da bence çok iyi değil. Daha sonrasında işte yine akşam oldu. Köyün yolu yok. Böyle yeşillik bir alandan diğer eve geçmemiz lazım. Diğer dayıma. Yaklaşık arası böyle bir 500 metre falan. Yürüyoruz böyle. Önde ailem kalabalık bir şekilde. Ben de arkadan yürüyorum ama sanki biri beni tutuyor. Gidemiyorum onlarla. Sonra dedim ki ya biri de ki arkana dön bir. Yani bir bak. Yine flaşlarla yürüyoruz işte. Ailem herkes flaş açmış, yere tutuyor, yürüyorlar. Sonra döndüm. Dönmemle şöyle kafamın bir kaldırdım, rahat 3-4 metre var. O kadar böyle yani bir tuhaf koku ve bir değişik bir ürperti aldı beni direkt. Sonra hemen önüme döndüm, Buse dedim ya koş ya da çığlık at.
Sonra tam hızlanmaya başladım. Sanki arkamdan bir rüzgar. Sonra hemen babamdan yanına, ailemin yanına gittim. İşte baba dedim, arkana dön, hani görmen lazım. Babam güldü. Ya dedi, gel hani biliyorum zaten, yürü falan. Hani biliyorlar herkes ama bana çok korkunç geldi. Yani bir tek ben mi görüyorum diye bakıyorum ki herkes görüyor. Yani neden taşımıyorsunuz ki gören diyorum. İşte maddi durumlar el vermiyor. İşte bir şey söyleyeceğim. Sizden başka gören de var yani. Tabii tabii. Alışmışlar. Yani çok normal karşılıyorlar. Çok özür dilerim. Bizim arkadaşlar size telefon açıp bu köyün bilgilerini alsalar, şu anda canlı yayında söylemeyin. Madem öyle bir şey oluyor. Biz o köye gidip çekim yapmak isteriz. Tabii olur bence. Adem hemen... Tabii ki halkına sormanız lazım. Ben şimdi buradan olur diyorum. Yok, hiç halkı rahatsız etmeden biz köyde herhangi çayırlık, otlaklık bir yere gidip kendimiz orada ne bileyim işte... bezimizi, örtümüzü serip kendimiz oturalım. Biz orada hiç kimseyi rahatsız etmeyelim. Bir şeyler, bir çekim yapmak isteriz. Adem direkt ben yokum dedi. Erkan ne diyorsun? Tamam mı? Tamam, Erkan'dan tamam. Ekipten de Adem sen de geleceksin, öyle bir şey yok. Yokum demek istemedim aslında ama o videodan sonra yani bayağı etkilendim. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam, o videolu çünkü herkes çok baskı var. Neyse, dur hanımefendiden sonra söyleyeyim. Az önce bahsettiğimiz videoyu paylaşacağız. Bunu gerçekten galiba görmeniz lazım çünkü. Instagram kullanıyor musunuz hanımefendi? Evet. Bak şimdi biraz sonra bir video paylaşacağım. Hiç de yönlendirme yapmıyorum. Şurasına bakın, burasına bakın diye. Siz kendiniz videoya bakın. Sizle beraber tüm dinleyiciler. Zaten videoya bakınca neresine bakmanız gerektiği herhalde belli oluyor diye düşünüyorum. Çok mutlu oldum. Ben işte bir şey demiyorum bununla alakalı. Böğe gelen videolardan bir tanesi diye paylaşacağım. Hani bu programı yapıyorsak, bu programı dinliyorsanız gerçekten bu videoyu galiba görmeniz lazım. Değil mi Adem? Kesinlikle. Evet, bu videoyu görmeniz lazım. Çeken kişi göndermiş sevgili arkadaşlar. Siz buyurun, çok affedersiniz, buyurun devam edin. Bu arada Instagram'dan yayınlayacağız videoyu. Haberiniz olsun. Tamamdır. Instagram. Evet, Instagram. Instagram Serdar Gökalp. Serdar Gökalp. Buyurun. Dinliyorum efendim. Daha sonra işte. En son şeyde kaldınız. İşte siz köydekilere, madem siz de bunlardan şikayetçisiniz, neden gitmiyorsunuz gibi bir şey sormuşsunuz. En son orada kaldınız. Ya işte herkese güzel şikayet ediyoruz. İşte bize zararları yok. İşte hayvanlarımıza zararı yok. Hani bizlik sıkıntı yok diyorlar. İşte 800-900 yaşında olan var. 1000 asırlık olan var. Var yani diyorlar. Biz okey. Hani zaten buna nasıl okeyler onu da anlamadım ama. Bana çok korkunç geldi. Şahsen ben orada duramazdım. Yani köy... Kendi evinin avlusunda 15-20 tanesi dönüyor. Çok hızlı ve çok büyükler. Buna okey olmak bence bir tık çok korkunç. Daha sonrasında köyden döndük. Köyden döndükten sonra yine birkaç böyle kötü kabuslar görüyorum üst üste. Kendimi o köyde görüyorum. İşte yerlerde ölüler görüyorum. Çok saçma saçma rüyalar görmeye devam ettim. İşte yine dualarla falan bir şekilde kurtuldum. Şu an hiçbir şey mesela yaşamıyorum ama... Mesela bir eve gittiğimizde herhangi böyle bir negatif enerji çok hızlı alıyorum. Çok çok hızlı korkuyorum. Mesela şu an balkondan odama gitmem benim çok korkunç yani. İçimde bir korku kaldı. Geçmiş olsun. Sonra da geçiyor. Geçmiş olsun efendim. Allah yaşatmasın bir daha inşallah. Amin cümlemize. Yani o köye en son ne zaman gittiniz köye? İşte 2018 falan olması lazım. 2018 falan. Hayır, öyle Eylül gibi falan. Tamam, arkadaşlarım sizi arayacaklar. Adem bugün mü ararız, yarın mı ararız hanımefendiyi? Yarın ararız. Yarın sizi arayacaklar. Köyün bilgilerini size zahmet bize bir veriniz, olur mu? Olur. Tamam, var mı anlatmak istediğiniz başka bir şey efendim? Başka şu anlık yok. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, çok var olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ olun efendim, iyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Evet Adem, paylaşalım videoyu değil mi? Evet, hikaye paylaşalım. Bir dakikalık bir video bu değerli arkadaşlar. Bir dakikalık bir video. Fakat bu paylaşımı hani bir hikaye daha dinleyecektik. Fakat şu paylaşımı bir ayarlayalım değil mi? Bir bakmamız lazım çünkü bir ayarlayalım. Şimdi hemen anonsunu yapacağız çok özür dileyerek. Böğe gönderilen video yorumsuz dedik. Nereye bakmanız gerektiğini söylemiyoruz. Kendiniz zaten videoyu seyredince anlayacaksınız. Videoyu seyredip bize yorumunuzu yapınız. 0541-222-8902 0541-222-8902 videoyu seyredin, yorumunuzu bizimle paylaşın sevgili dinleyenler. Bizi çok etkiledi bu video yalnız, onu da söyleyeyim.
Dinleyicimizden geldi. Arak ve video değil. Kendisi de çekmiş. İkinci başka bir video da var. Ama en net bunda. Değil mi Adem? En net bunda. Yani biraz bahsedebilir miyim videoda? Evet. Şimdi şöyle bir pencere düşünün. Yani pencerenin bir kısmından giriyor, o, diğer kısmından gözükmüyor. İyi ki dedik ki yönlendirmiyoruz. Tamam. İnsanlar bir baksın dedik iyi ki. Ama hata bende, sen bana soru sorunca ben niye bahset diyorum ki zaten. Evet, videoya bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir videoya bakıp yorumunuzu bizimle paylaşın. 0541-222-8902. İki video var. Bu size göndermiş olduğumuz, yani sizin izlemiş olduğunuz video. İlk video. Bu ilk çekilen video Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahı. O gün evde, odada kimse yatmıyor. Ve cam kapalı. Göz yanılması dedik. Dikkatli izleyince değil. Ben de baktım. Hakikaten göz yanılması gibi değil sevgili dinleyenler. Ve dikkatli bakınca cam kapanıyor. 9. saniye ve 15. saniye arasında. Cam kapanıyor diyor. Siz yine öyle, ben açık bir cam da görmedim orada sevgili arkadaşlar. Sonra başka aşağıda bu son video, cam açık, diyelim ki rüzgar videodan oluyor. Yok, ben orada rüzgardan olan bir şey görmedim sevgili dinleyen. İkinci videoya gerek yok, inanın ki ilk video çok zaten orada her şey gözüküyor. Odada kimse olmadığını o anda bir kere daha söylemiş bize sevgili dinleyenler. Çok hızlı ya demiş efendim. Güzel video demişler. Evet, yani çeken kişi bizzat radyoya gönderdi. Öyle internetten oradan buradan da arak değil sevgili dinleyenler. Merhaba Serap Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar Serdar. İyi akşamlar. Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, sizler de iyisiniz. Biz deyiz efendim, teşekkür ederiz. Bakma imkanınız oldu mu bu Instagram'daki videoya? Hayır, hayır bakmadım. Ben telefonunuzu bekliyordum o sırada. Daha sonra bakacağım inşallah. Ben de sizle konuşurken kaldırmayı düşünüyordum videoyu. Öyle mi? Aha. Olsun, nasip diyelim o zaman her şey. Peki, tamam. Buyurun efendim. Bir hikayeniz var. Evet, benim ard arda yaşadığım iki hikayem var. Hikaye demeyelim de yaşadığım olay var. Evet. Ben biraz daha kısa ve net tutacağım. Biraz akıcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ederiz. İlk olay, sağ olun. Eşim ordu mensubu. Hainimiz Diyarbakır'a çıkınca eşim beni ailesinin yanına doğum yapmam için Manisa'nın bir köyüne bıraktı. Doğumumu orada gerçekleştirdikten sonra 20 günlük loğusaydım. Bir gün yakın bir köyde bir düğün vardı. Ve bütün köy halkı da bilirsiniz, orada gitmezseniz düğüne herkes kırılır darılır. Minibüs tutuldu. Bütün köy halkı gitti. Kayınvalidem de bana dedi, kızım idare ediver, 2-3 saat sonra geliriz dediler. Ben de bebeğimi yatırdım. Düğün evi denilen bir yer vardır böyle. Genelde mutfak diye tabir edilir. Oraya bebeğimi salıncağına yatırdım. Öyle oturuyordum. Bir anda böyle kapı açıldı. Kapaklarına kadar uzun, kızılın çok açık tonu saçları olan bir kadın geldi içeriye. Ama yüzünün sanki kanı çekilmiş gibi. Koltuk altında bir hediye paketi var. Genelde oralarda bebek görmek için ellerinde küçük bir hediyeyle ziyarete gelirler. Hoş geldiniz dedim. Ben sizi hiç görmedim bu köyde dedim. Hiç konuşmadan bebeğin salıncağına doğru yürüdü. Çok karanlık bir şekilde gözlerime bakarak işleri çıktı mı dedi bana. O anda bebeğimi kucağıma aldım. Acı hissettim ama. Kalbimde, göğsümde bir ağrı, bir acı hissettim. Bu sırada tak diye bir kapanma sesi duydum. İlgim direkt un evinin kapısına geldi. Baktım kadın yok. Direkt bebeği yerine yatırdım. Koşarak avluya çıktım. Ne aşağı tarafa ne yukarı tarafa giden hiç kimsenin olmadığını gördüm. O sırada göğüs bölgeme baktığımda 5 parmağın izi vardı göğsümde. Alo. Dinliyoruz efendim sizi. Ben kesilmesin yoksa buradayım. Dinliyoruz. Evet. 5 parmak izi vardı ve ben bir daha bebeğime o göğsümden süt veremedim. Bebeğimi besleyemedim. Yaklaşık bir hafta boyunca yüksek ateşle yattım. Bu olaydan çok etkilendim ben. Daha sonra kayınvalidem geldiğinde kızım ne oldu dediğinde dedim böyle böyle biri geldi. Hatta onun ne olduğunu bile bilmiyordum ben. Böyle biri ziyarete geldi. Bebeğin dişi çıktı mı diye sordu deyince kayınvalidemin, rahmetli kayınvalidemin elinin yüzünün rengi değişti. Bir anda okumaya başladı.
Tabii benim ateşim çok yüksek. Bir hafta boyunca yatak döşek yattım. Ondan sonra da zaten o göğsümden bir daha çocuğuma süt veremedim. İlk olayım buydu. Çok özür dilerim. Meraktan soruyorum. Neden veremediniz efendim? O göğsümde hem süt kesildi hem de kanamalı oldu göğsüm. Yani çok affedersiniz. Estağfurullah. Yani olmadı. Beyimi besleyemedim yani. Ve hani bir nasıl diyeyim size, tokat atarlarda %5 parmağın izi çıkar ya, göğsümün üzerinde öyle bir el izi vardı. Anladım. Evet. İlk yaşadığım olay buydu. İkinci yaşadığım olay da kızım 7 yaşında bir kampa yazıldık. Balıkesir tarafında bir kamp. Ön taraf çok güzel bir deniz. Arkada da ince bir dere geçer. Ören bölgesini bilenler bilirler o derenin geçtiği yeri. Bir gün denizde yüzdük, eğlendik. Akşam odamıza geldik. İki tane iç içe oda. Birinde kızımı yatırdım. Karşı odada da eşimle ben, ayrı ayrı yataklar var, yatıyoruz. Kapıya bakan tarafta uyur uyanık haldeyim. Çünkü yanık vücudum. Güneş çarptı. Eşim uyuyor, kızım karşıda uyuyor. Ben de böyle uyumakta zorlanıyorum. Gözümü kapatıp açtığımda karşımda iki tane erkek silüetli, üzerlerinde beyaz elbiseleri olan, başlarında namaz takkelerine benzeyen, beyaz takkeleri olan, çok uzun kulakları olan, gözlerinde asla beyaz bir renk olmadan komple siyah olan, dişleri, yani insanoğlunun dişi 32 tane herhalde, bunların 70-80 tane falan da alttan üstten iğne gibi yukarı doğru çıkan iki tane birbirinin aynısı varlık gördüm. Bana doğru koşarak pis kahkahalarla bağırıyorlardı. Sesimi çıkartamadım, bağıramadım, hiçbir şey yapamıyorum. Acaba rüya mı görüyorum diyorum. O sırada yatağın üzerine çıkıp zıplamaya başladılar ama çığlıklarını size anlatamam. Hani o pis kahkahalarını anlatamam size. Böyle elimi tutmaya çalıştılar. O sırada nereden aklıma geldi bilmiyorum ama ezan okumaya başladım. İçimden böyle kısık bir sesle ezan okumaya başladım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Eşim beni görünce, Serap, yüzüne ne oldu dedi. Aynaya dönüp baktığımda yüzümün tamamı uçuk içerisindeydi. Böyle bir şey gördüm, herhalde rüyaydı dedim. Ya da ateşim vardı, halüsinasyon gördüm dedim kendi kendime. Ama tabii bunun etkisindeyim ve çok korkuyorum. Bir arkadaşımız vardı bizim, ortak bir arkadaşımız. Onlar da aynı kamptalardı. Bununla karşılaştım. Serap, yüzün çok kötü olmuş, hayırdır dedi. Dedim ki başıma böyle böyle bir şey geldi ama dedim emin değilim. Rüya mıydı, gerçek miydi bilemiyorum dedim. Ya da ateşim mi vardı emin değilim dedim. Baktım yüzünün rengi değişti onun da. Hayırdır dedim. Ya Serap dedi, gece dedi çamaşır asarken arka derede bir tane dedi birbirinin aynısı gibi duran dedi, kafalarında beyaz namaz takkesine benzer iki tane adam gördüm dedi. Ve zıplıyorlardı derenin kenarında deyince hemen eşime söyledim. Dedim ben buradan gitmek istiyorum ve kampımızı iki gün önce terk ettik. Benim yaşadığım olaylar da bunlar. Paylaşmak istedim sizlerle. Teşekkür ederim. Peki oradan gittikten sonra, yani orada mıymış acaba olaylar? Sizde daha sonra bir şey oldu mu? Bir görme, bir temas falan gibi? Hayır. Hayır. Bende hiçbir şey olmadı. Yani ufak tefek şeyler bazen rüyamda görürüm, farklı şeyler yaşanır ama hani bu kadar derinden yaşayacağım bir olay olmadı. Anladım. İnşallah daha da olmaz, bir daha da yaşamazsınız inşallah efendim. Amin diyelim, üç kere amin diyelim. Amin, zaman. amin. Buyurun deyin. Evet, amin diyelim. Peki, teşekkür ederiz. Seni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. İyi akşamlar diliyorum. Aradığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi akşamlar, sağ olun. Görüşmek üzere. Saatler 1-2 dakika geçiyor. Bugün yedekli de gittik, hikayemizi de aldık. Valla videoyla alakalı herkes yazıyor, seyredenler. Ama ben kaldı. Ben sildim madem. Bilgin ol. Bir kontrol et bakayım silinmiş mi benden. Efendim? Bakıyorum hemen. Bakıyorsun değil mi? Peki. Herkes bizimle aynı fikirde. Birkaç kişi şey yazmış. Abi rüzgardandır o filan yazmış. Vallahi inşallah öyledir sevgili dinleyenler. Yani rüzgardandır, ondandır. Ben zaten yorumsuz. Yani yorum size ait. Kimisi seyredip rüzgar der. Kimisi seyreder bizim gibi kanı çekilebilir yani. Ama
pek rüzgarlık bir şey gözükmüyor videoda. Ne oldu? Niye böyle rüzgar yok. Öyle rüzgar yok değil mi? Olamaz yani. Olmaz diyorsun. İmkansız. Ya ben de öyle diyorum ama yine de işte hani şimdi seyredip şey yazanlar var mesela. Yok be abi, o orada bir şey yok filan yazan var. Ama çok tek tük bu. Bak çok tek tük. Yani yok be abi diyen. İnşallah sizin dediğiniz gibidir. İnşallah yoktur. İnşallah sevgili dinleyenler. Şimdi Ömer Hoca'ya bağlanacağız ama kısadan bir ara verelim. Sonrasında Ömer abiyle konuşalım. Tamam mı zaten? Tamam peki. Alem FM'de Serdar Gökalp'le devam ediyor. Ömer abi burada galiba. Değmeye bakalım. Ömer abi burada mısın? Buradayım Serdar abi. Abi buradayım. Geceler nasılsın? Hayırlı geceleriniz olsun. İyiyim abi, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler sormaz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim abi, biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Şimdi abi konulara girmeden önce videoya baktın. Zaten sana gönderdik değil mi abi videoyu? Evet. Evet, abi, ben diyorum ki değişik, seyrettim içim ürperdi gerçekten. Rüzgar diyen var, çocuk diyen var, perde diyen var. Hakikaten hayalet, incin, o bu falan filan diyen var. Senin fikrin ne abi baktığın videoda? Yani çok böyle nadir denk gelen bir an olmuş. Yani o rüzgar diyen arkadaşlar rüzgar yapmasınlar yani, bilmedikleri konuda fikir beyan etmesinler. Anladım, rüzgar değil diyorsun sence de yani. Ya rüzgar var, rüzgar hani abi anladım. Öyle kolay zamana denk gelmez öyle şeyler, denk gelmiş yani, gören arkadaşlar tecrübe olmuş, Allah denk getirmesin diyelim biz yani. Amin amin inşallah abi, buyursunlar, dinlediğimiz hikayelerde senin notların, seni bize anlatacakların. Eyvallah Serdar abi, ilk hikayemizi anlatan Cengiz Bey'le başlıyoruz. Azrail'i görme, bir de define işi diyor. Şimdi tabii bu konuda değineceğim birkaç madde var ama beyefendinin hikayesini, kısa bir özetini geçtikten sonra herkesi tabii malum. 90-91 yıllarında 5-6 yaşlarındayken 3 katlı bir bina varmış karşılarında. Oraya bir kiracı gelmiş vesaire. Gece 11'de sularında annesi su getirdiğinde perdeyi aralayıp kendisinin ifade ettiği Azrail'i gördüğünü söylüyor. İşte Azrail o binaya girdiğini söylüyor. Ertesi gün cenaze çıktığını söylüyor. Şimdi buradaki bilgi, şöyle bir bilgi düzeltmemiz lazım. Bir kimse hali hazırda hiçbir insi varlık veya cinni varlık, yani cinni varlıktan kastım hani iblisi buradan yani ilk Allah'a böyle isyan eden iblisi tenzih ederek hiçbir insi varlık Azrail'i ve diğer herhangi bir meleği görme yetisine sahip değildir. O zaten dediğimiz ilk karşı gelen şeytan abi değil mi? Kendisi ya, o şeytan abi. Çünkü şeytanın bulunduğu cennette orada meleklerle beraber, hani Kur'an'da da geçen meleklerin secde etmemesi, şeytanın secde etmemesi, meleklerin secde etmesi, itaatlik konusunu zaten Kur'an'da nasıl sabit. Ondan harici iblisin soyundan gelenler de dahil olmakla beraber hiçbiri melekleri görme diye bir durum metodolojik olarak İslami literatürde mümkün değil. Beyefendinin gördüğü farklı bir şeydir. Yani Azrail'e işte o kıyafetiyle vesaire görmüştür. Bu cinni varlıklar ya da işte şeytani varlıklar şekillere bürünebilir. Beyefendi de o şekilde çocuk yaşta bunu o şekilde görmüş. Yani ben Azrail'i gördüm demesi kişiyi kezzap dediğimiz yani yalancı hükmüne koyar. Çünkü literatürde böyle bir şey yok. Onun da bir düzeltmesini yapalım. Hani buradaki o konuda esas olan bu. Şimdi Cengiz Bey'in trajikomik bu biraz da hikayesi. Yani ben kendi şahsım adına izah ederken söyleyeceğim. Şimdi 2017 yılında Nisan ayında İstanbul'da bir define olayıyla alakalı beyefendi hemhal oluyor. Yerin 30-35 metre altına giderken orada bir işte eski dönemden kalma Billahit'in işte videosunu çektikten sonra bir cinli varlıkla temas halinde olduğunu, işte cinli varlığın ona işte zarar vermeden diğer etrafındaki kişilerin belli bir şekilde kaza geçirip hani oradan maddi nemel alındıktan sonra kaza geçirdiğine dair bilgiler veriyor. Şimdi buradaki aslında bu hikaye denildiğin zaman bak adam işte para kazanmış vesaire vesaire işte korumaya alınmış gibi bir hal olur. Ama beyefendi hikayenin sonu diyor ki hani bana zarar vermedi dediği şey, hiçbir insanla ikili bir ilişkiye giremiyor. Bu zarar vermek olmuyor mu? Şimdi soru bir. Yani sen gidip de o cinli varlıkla herhangi bir nikah hakkı edip çocuk sahibi olma şansın yok. Mutlu olma şansın yok. Böyle bir sistem mümkün değil. Ancak halüsinasyon görüp olduğunu zannedersin. Bu yalana inandırırsın kendini ama hani kendi hem cinsin olan insi bir varlıkla muhatap olmasına engel olduğuna dair zaten defaatle burada bize de ifade etti. Şimdi bu zarar oluyor işte. Hani kişiyi toplumdan soyutlaması,
kişiyi kendi iç dünyasında farklı şeylere inandırması. Zaten ifritlerin, iblislerin ve şeytani, cinni varlıkların en büyük zaten amacı o kişinin bir şekilde hani sistematiğini bozmaktır. Yani ki yapmıştır, becermiştir. Şimdi mesela beyefendi bu konuyu anlatırken o kişilerin mesela işte zarar verme niyetiyle, yani işin zaten başı yanlış, sonu da yanlış. Nasıl yanlış? Yani orada zaten bir resmi kazı olmadığını az çok anlıyoruz. Ya da böyle bir araştırma olmadığını anlıyoruz. İki kişi orada, bir kişi orada, bir vefat söz konusu. Ya buna müsebbipsen? Yani vicdani olarak onu rahat edebiliyor mu, edemiyor mu? Onu bilemem. Onu kendi iç dünyasında muhasebe edecek. Şimdi ariyetten gelelim. Hani yine beyefendinin zarar vermedi dediği konuda. Kendi annesinin suretinde gösteriyor. Kendi babasının suretinde gördüğüne dair öyle bir şeyleri var. Akabinden işte görüntüsüne, yani abi çok özür dilerim. Anladığım kadarıyla şöyle bir olay var. Onların ve bizim zaten alemlerimiz farklı olduğu için herhangi bir şekilde temas ettiğinde bize zarar vermiyor desek bile temasları bile zararla çıkabiliyor. Ya, doğrudur değil mi abi? Kesinlikle tespit doğrudur abi. Bu kişi hani herhangi bir varlıkla zaten bu şekilde iletişim halinde olup ya da onun işte telkinlerine harfiyen uyuyorsan şunu bak sormuyor kimse. Ya sen kimsin de bana emir veriyorsun? Sen kimsin de ben senin dediğini yapıyorum? Ya da veya buna muhatap olduğu anda niye otokontrol tamamen ona kaçıyor? Senin iraden yok mu? Niye iraden blok oluyor? Hani bunu sorgulaması lazım kişinin, anlatabildim mi? Hani bunu sorgulayamadığı gibi hayatının emir komutasını aslında ona teslim ediyor. Şununla konuş, bununla konuşma, işte onu hayatından çıkartıyor, bununla kavga ettiriyor. Hiç ağız alınmayacak laflar söylediğini kendi söylüyor. Zarar vermemiş hali bu mu oluyor yani? Normalde belki beyefendi hiç böyle hareketler yapmayacak bir adam ama o kişinin, yani o varlığın tesir altına girince nasıl abicim? Yok, ben bir şey demedim abi. Ha, pardon abi, pardon. Derinden bir ses geldi de dedim acaba hani bir şey mi söyledi? Hani şimdi mesele şu, hani bu birliktelikten hani bir insi, yani iş yerine çalıştığı bir bayanla konuşup belli bir ciddiyet haline gelmesine hani zaman olmadan kişinin ayrılıyor. Şimdi bu mu zarar vermemiş hali? Daha ne yapacaktı? Yani yani bu gibi konularda Cengiz Bey'e, hani Cengiz Bey'in ifadesiyle ifade edeceğim. Hani bana desen git şuraya, işte şunu yaparım, korkmam etmem. Cengiz Bey hiçbir yere gitmeyin abicim. Hani hiçbir şekilde de bu konularda hani rahat davranmayın. Size daha büyük sıkıntılar olur. Şu anda fiziken belki ya da yaşınız gereği gençsiniz, güç sahibisiniz. İleride daha başınıza dertler açar. Bu ikinci Ebru Hanım'ın hikayesine geçeceğim abi. Şimdi eşi kılığına giren bu varlıkla ilgili alakalı. İşte kim, biz bunu zaten diğer hikayemizde anlattık. Karabaslan, işte albastı vesaire terimler bizim kültürümüzde yer etmiş. Uykuya daldığında eşiyle tartışmadan sonra işte uykuya dalıp yanının birinin uzandığını söylüyor. Eşi olduğunu zannediyor. Lakin boşlukta bir eli hissediyor. Bu biraz tehlikeli bir durum. Yani ilk kapıların kırıldığına biz böyle muadil oluruz genellikle hikayede. Zaten hikayenin devamında da hani birçok şekilde hani biz manevi menfezlerinin, insanın bu muhafaza eden menfezler, manevi olarak bu muhatap olduğu zararlı durumun ile kademe kademe ilerler. Bir anda ilerlemez. Hani kendisinin de biraz daha böyle hep mesela benim dikkatimi çeken şu oldu. Ebru Hanım'ın hep evinde bu haller oluyor. Yani genel bir evinde bir araştırma yapıp buna müsebbip olacak bir şey var mı yok mu diye de ben bir araştırma yapmasını tavsiye edeceğim. Daha da farklı yani işte odasından gülme sesinin gelmesi vesaire, işte bunlar hep böyle ihtar, kişinin dengesini bozmakla alakalı yapılan karşı tarafın çok basit şeyidir. Zannediyorsun kendisinin ifadesi bu korku olayı bu işi pekiştirir. Yani tabiri caizse benzine çakmak çakmak gibidir. Belki hani o benzinin varlığı koku olarak rahatsız etse de o çakmağı vurursan korkuyu da çakmak olarak düşünelim. Yani daha böyle o şeyi derinden hissedersin. Çünkü nörolojik olarak da bütün algıların daha çok pink noktasına ulaşır. Allah muhafaza
daha büyük tahribatlar verebilir. Bu konuda biraz daha manevi olarak kendisini böyle daha ileri düzeye getirirse ve evinde de bu gerekli tahkikatı yaparsa inşallah daha da güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. İnşallah. Gelelim üçüncü hikayemizdeki Buse Hanım'a, İstanbul Esenler'de ikamet eden. Bu halasının fal bakma olayı, değerli dinleyici kardeşlerim, bakın bunu samimiyetimle bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir abiniz, yani yaşından küçüklere, büyüklere, hani genel bir ifade olursa, fal ve şeytan okları birer pisliktir, onlara yaklaşmayın diye bir ayeti kerimemiz Kur'an'da mevcut. İsteyenler araştırıp bakabilir. Falla ilgili Kur'an'da ayetler, bunlarla ilgili dini literatürdeki cevap bellidir. Kahve falı, o falı, şu falı, bu falı, cır. Yani bu kahve olunca çok böyle hani hafife alınıyormuş gibi. Ya da vesaire bu. Çünkü insanların bir enerjisi var. İnsanların bir varlık, gereğince eşrefi mahlukat olması hasebiyle bir enerjileri var. Sen bunu hayra kullanırsan hayır olur, şerre kullanırsan şer olur. Fal niyetiyle bir kimse işte ne çıksın, neyse halin çıksın falin. Yani gelecekten gayiple alakalı size bilgi veren ve bu bilgi verdiğini size iddia eden insanlar yalancıdır, kezzaptır. Gayb bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi gaybla alakalı hiçbir malumat vermemiştir. Sadece Allah'ın ona bildirdiği ayeti kerimelerle alakalı hani şeyler vardır. Bu da peygamber olması hasebiyledir. Diğer hiçbir insi varlık size bir kahvenin fincanın içinden bakıp gelecekle alakalı bilgi veremez. İmanını ortaya koyar, Allah muhafaza. Şimdi bu hallerle olan bir durumdan sonra farklı rüyalar görüyor. Ondan sonra ufak bir işte sıkıntı yaşamaya başladıktan sonra reşit olmadığı durumda da Yalova'daki bir hoca efendiyle işte belli bir temasa geçiyor. Aynı olayı işte belli başlı oradan bir irtibat kurulup gerekirse ki hani müdahale etmeye kalkıyorlar ki oradaki yaşanan olaylar da çoğu doğrudur. Biz de bir şekilde bu usulü ara sıra kullanırız. Hoca efendi de doğru bir usul erken gözetmiş. Tabii biraz zordur bunun şeyi. Aynı olayım abi. Evet abi. Aynaları biz. Senin ilk defa böyle bir şey dediğini duyuyorum mesela. Abi hani ben abi şimdi ya bak şöyle söyleyeyim. Yani YouTube'da da bunu YouTube'da paylaşılan şeylerin arkasında da hani ben normalde bu gibi şeyleri paylaşmıyorum. Yani neden söylemiyorum? Hani biz seninle artık yıllar denebilecek kadar program yapıyoruz abi. Doğru mu yani? İkinci yılı. Doğru. Bizim her şeyden önce ya dostumuz, arkadaşımız. Amenna. Tabii ki. Şimdi bu haseple şöyle söyleyeyim. Yani ben bu programda sadece yani benim bu yaptığım tedavilerin şeklini anlatmamı bekleyen arkadaşlar varsa bir 200 yıl daha beklerler. Niye? Yani arkadaş biz saç, benim beni tanısan bu saçları dökülmüş adam bu yaşta en az 40 yaşında dersin ama benim yaşım 40 değil. Yani öğrendiğim ilimde ettiğim yeminler belli şeyler bunlar herkesin bilmesi gerekecek bilgiler değil. Biz rıza ilahi için Ümmet-i Muhammed'de veya sabi, çocuk, yaşlı kim varsa bu dertlere düşmüş insanlara rehberlik edelim, bu sıkıntılardan kurtulunsunlar diye bir öğrendik. Millete hava atalım ya da işte süslü laflar söyleyelim ya da olmayan şeyleri söyleyelim, uçtu kaçtı yapalım diye değil. Ha, buna iman eden eder etmez, kimseyi de zorla iman ettirecek değil. Ama bazı usuller gereğince bazen işte biz burada hayırlı bir telkinde bulunabilirsek ne ala. Şimdi hatta abi hanımefendinin de bu olay yaşadığı yer Ankara'daymış. Biz buraya gidelim ama Adem gelmezse ben gelmem. Adem'in gelmesi lazım. Adem gelmezse ben de gelmem abi. Ben de gelmem abi. Adem gelecek. Yani Adem gelecek inşallah. Ya işin latifesi bir yana ziyaret edebiliriz. Çünkü hani ben de biliyorsun Ankara'dayım. Yani gidelim bir ziyaret edelim. Bir semaver çay yaparız inşallah. Abi şimdi köye i̇nşallah ziyarete gittikleri vakit oradaki insanlar işte bakın yine aynı sıkıntı. Yani bazı insanlar, bazı aileler, bazı bölgeler bu işler artık böyle normalleşmiş. Bu çok sıkıntılı bir durum. Benim Ankara'ya gelmeden önce görev yaptığım birkaç yerde de ben bu hali gördüm. Artık normal olmuş yani adamlara. O hal absolut bir şey sayılmıyor yani. Bu sıkıntı. İşte orada 50 santim, 40 santim onlar efret oluyor. Onlarla alakalı sıkıntı yok. Korkuturlar giderler. İkinci gördüğü bu 18-20 tane varlık işte onlar kabile kabile, aile aile, işte kavim kavim farklılık gösteren şeyler. Tabii
artık yani aşikar herkesin bu durumu bildiği için kendi bir akraba, bayan olan, kadın olan bir akrabası da bunu görüyor, dilleri tutuluyor, korkuyorlar vesaire. Bunu söylüyorlar aile, diyor ki biz biliyoruz, bizim buna zararları yok tarzında bir ifade de bulunuyor. Lakin ondan sonra köyden ayrıldıktan sonra biraz daha böyle kötü rüyalar görüyorlar. Ama akabinden işte o enerjisi yani farklı olan yerden ayrıldıktan sonra kişi biraz daha kendine dikkat ettikten sonra bu durumlardan kurtulma imkanı da var, kurtulmama imkanı da var. O biraz daha kişinin haliyeti, ruhiyesinden mütevellit bir durum. Allah düşürmesin. Dikkat etmekle, en azami Müslüman olmamız hasebiyle muhafazeten ayetleri dediğimiz, işte ayetel kürsi dediğimiz, yani mana ve muhteviyatıyla, yani Kur'an'ın en böyle ihtişamlı ayet olan ayetel kürsi, Haşr suresinin son 3 ayetini, Amenel Resulü'yü, Hakeza Rahman suresi, yani muhteviyat olarak Kur'an'dan şifa ayetlerini, muhafaza ayetlerinden azami miktarda bilinince, bakın bir sonraki hikayede Selef Hanım da mesela çok güzel bir reaksiyon veriyor. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle hani bir annenin sahip olması gereken bir bilgi. Yani bir, çünkü anneler evin direğidir ve kendisi de bu şeyi göstermiş. Buse Hanım'ın hikayesinde de dediğim gibi Allah hani bu duruma düşünmesin. Fala veya benzeri şeylere, bu tarat olur, fal olur, şu olur, bu olur. Yani gayetle alakalı kim size ne söylüyorsa yalancıdır. İki kere iki dörtse bu da böyle böyledir yani. Bunu geçelim. Bu hikayemizde de diyeceklerimiz bunlar. Son hikayemiz Serap Hanım'a gelelim. Serap Hanım bir doğum vesilesiyle eşinin köyüne, Manisa'ya gidiyor. Burada bir düğün sebebiyle evde yalnız başına bebeğiyle beraber kaldığında işte kızıl saçlı, böyle yaşlı, ihtiyar bir kadının eve hediye getirdiğini böyle bir karşılayıldıktan sonra olduğu hikaye anlatıyor. Orada bir yönelme olunca kadının beş parmağının izinin göğsünde olması, abi işte bu çok uç dediğimiz, yani ender yaşanan bir olay. Zaman da eski, köylük yer. İşte bu gibi durumlarda yani çok dikkat etmek gerek ki zaten kayınvalidesine durumu anlattıktan sonraki kadının durumu duayla mukabil etmesi ve ondan sonraki Serap Hanım'ın çocuğunu emzirememesi zaten hani bunların müsebbibi. Böyle bir durum olası, Allah muhafaza, denk geldi. Yapacağımız şey hemen bir bilirkişiye gidip hani tahribatın ne kadar olduğunu bilip ona göre tedbir almak. Çünkü bebek olayı var, o çocuk yetişecek, o çocuk da mı zarar gördü, Allah muhafaza. Çünkü bu bazen nesilden nesile bir aktarım durumu söz konusu, Allah muhafaza, bunun içinde bir tedbir almak gerekiyor. Yıllar sonra ailecek Balıkesir'de bir kampta da, yani bu işte eşi ve kızıyla beraber gittiğinde de bazen surete aldanıyoruz. Yani işte beyaz giyimli, işte örnekliyorum, İşte beyaz takkili vesaire vesaire, böyle haldenle etkilenme. Olağanüstü bir durum gördüğümüz anda bizim yapacağımız olay Serap Hanım'ın gibi hiçbir şey bilmiyoruz. Ezan-ı Muhammediye. Çünkü hadis-i şerif var, diyor ki yani bu ezan-ı, böyle bir durum olduğu zaman ezan-ı Muhammed okunduğu anda bunu duyan bütün iblis ve şeytanlar korkudan, böyle hani oradaki tabiri biraz ağır, böyle korkudan o küçük abdestlerini yapa 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 diyor, oradan o sesten uzaklaşırlar. Yani ki bu okumaya teşebbüs ettiğinde kendisini kalkıp sabah olduğunda farkına varıyor. İşte bu durumda hani bir verilebilecek en minimalist bir reaksiyondur yani. Rabbim korusun, Rabbim beterlerinden korusun cümle ümmeti Muhammed'i. Burada dediğim gibi gerekli bilgi birikimi aktarmamız lazım. Yani bunu da ikmal etmemiz lazım. Rabbim hem buradaki dinleyen cümle dinleyicilerimize hem de ülkemizde yaşayan bütün ümmeti Muhammed'i bu durumlardan münezzeh eylesin, muhafaza eylesin inşallah. Amin. Benim diyeceklerim inşallah bu kadardır abicim. Abi çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Fikirlerini, notlarını bizimle paylaştın. Var olasın. Görüşürüz. Eyvallah. İnşallah. Sağ ol. Görüşürüz abicim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim Ömer abi. Görüşmek üzere. İyi, sağ olasın. Thank you. Sağ ol abi. Evet. Ademciğim teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Vallahi yazılanlara bakıyorum, bugün böyle alakalı beklentiyi karşıladı. Evet, evet, böyle alakalı beklentiyi karşıladı.